Temel kavramlara ilişkin görüşlerim. Abdest. Abdest ifadesi önce Nisa 43. ayette salat, sosyal yardımlaşma, dayanışma ve birlik toplantılarına bazen namazlı ve veya Kur'an çalışmalı katılmadan önce yani toplumla olunacağı zaman için temiz olunması amacıyla önerilmekte, Maide 6. ayette de abdestin yüz ve kolları yıkamak, baş ve ayakları mes etmek şeklinde ve sayı belirtilmeden tarifi yapılmaktadır. Çöl iklimi ve bedevi yaşam gereği insanların saçları, yüzleri, elleri ve ayakları sandalet giyim nedeniyle sürekli toz toprak ve ter kirindedir. İşte Abdest alma önerisinin ilk amacı topluma çıkarken buraları temizleme ve toplumda başkalarını rahatsız etmeme olmaktadır. Abdestin ayrıca vücudun bu uç kısımlarında toplanan statik, durağan elektriği su veya toprakla temizlemek olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu elektrik tabakaları kişiyi huzursuz etmekte ve bu huzursuzluk halinde oluşta Beyinde güçlü bir düşünce enerjisinin oluşması için gereken sakinliği, doğru düşünmeyi ve konsantrasyonu olumsuz etkilemektedir. İlahi kayıt sistemleriyle haberleşme de güçlü ve sağlıklı bir düşünce enerjisi şeklinde olmaktadır. Benzer vücut gerginliği ve konsantrasyon güçlüğü güneşin olduğu gündüz saatleri içinde söz konusudur ki bu nedenle Allah'ı anmak ve Kur'an'a çalışmak için Kur'an'da vakitler önerilmektedir yine abdest almanın diğer bir amacının da sosyal toplantılara kafamdaki olumsuz düşünceleri ve önyargıları atarak yüzüm ak olarak ellerimi haksız gasp denilen harama bulaştırmamak ve ayaklarımı da yanlış yollardan koruyarak katılacağıma namaz sırasında da Allah'ın huzurunda bu şekilde duracağıma da söz veriyorum demek olduğunu düşünüyorum. Tabii gerçeği Allah bilir. Gusül abdesti için Nisa 43. ayete ve açıklamasına bakınız. Allah'tan alacaklı olmak. Allah, öğrenci ruhun kendisiyle yapılan anlaşmanın yedi şartına, bu maddeler için aşağıdaki ilgili kısma bakınız, uyacağı sözüne sadakat göstermesini, beş gayb olan Allah, ahiret, melekler, vahiy kitapları ve peygamberlere içtenlik iman etmesini ve son olarak da Kur'an'la bildirdiği ve 440 sayıda belirlemiş olduğu muhkem, değişmez ana kurallara uymasını istemekte ve bu uğurdaki her çabasını kendisinden alacaklı olmak olarak değerlendirmektedir. Bir nevi karşılıklı alışveriş olan bu işlemde Allah, öğrenci ruhun bu alacağını sevap ismi altında nimetleri ve kıyamette de cennetiyle ödeyeceğini bildirmektedir. Allah'a yardımcı olmak yukarıda belirttiğim Allah'tan alacaklı olmak demek olan şartları yerine getirmek yanında bu yönde etrafını aydınlatıp yönlendirerek de Allah'ın görevli meleklik dünya eğitim projesine bir nevi destek olmak böylece de müslüman, imanlı, muhsin, mümin ve makbul kişi düzeyinde meleklik diplomalı ins öğrenci ruh sayısının artmasına katkı sağlamak demektir diye düşünüyorum. Tabi gerçeği ancak Allah bilir. Allah dilerse Bu deyim asırlardır sınırlı bir şekilde Allah ne isterse olur, biz ne yaparsak yapalım boşuna anlamında anlaşılmış ve insanlar pasif tevekkül diye tanımladığım tam teslimiyetçi ve gayreti bırakmış bir aşamada kalmışlardır. Böylece de insanlar Özgür iradesi olmayan, sorgulamaktan korkan, eleştirel aklını kullanmayan, hiçbir etkisi de olmayan bir düşünce yapısına yönlenmişlerdir. Halbuki Allah dilerse demek, insanların her ciddi düşünce ve bunun yansıması olan amellerinin Allah tarafından ezeli ve ebedi özellikli ve levh-i mahfuz isimli ilahi kitapta kayıtlı sebep-sonuç ilişkili evrensel kurallara göre değerlendirilip karşılıklarının verilmesi demektir. Buna ilişkin açıklama Araf 37. ayette yapılmıştır. Çünkü beşerin eğitimde olan öğrenci ruh kısmı dünya eğitiminde çok ciddi ve projeye zarar verecek durumlardaki müdahaleler dışında yapacaklarında tamamen serbest ve özgür iradesi sayesinde verdiği kararlarıyla yaşamını dolayısıyla da kişisel kaderini yönlendiren konumdadır. Buna göre de başarılı olup olmayacağı kendi seçimine bağlı olan ve başarılı olanın seçileceği dünya okulunda eğitimde olandır. İlahi kaderle gönderildiği dünya eğitim okulunda kişisel kaderini kısmen bizzat kendisi belirleyendir. Bu sırada düşünceleri ve her türlü amelini kaydedici melekler ve ilahi kayıt merkezi tarafından kaydedilendir. Bu düşünce ve amellerinin dünyada iken de sürekli hesaplanıp ara değerlendirmeleri yapılan ve karşılıklarının bir kısmı dünyada verilmeye başlanandır. Asıl karşılığının ise ölümünden hemen sonra yapılan bireysel mahşerdeki değerlendirme ile belirlenip cennet veya cehenneme gönderilecek olandır. Ve bu sırada Allah ve ilahi sistem bu öğrencinin hal ve gidişini izleyen, gözleyen, sürekli kayda aldıran ve puanlayandır. Doğrudan da çok müdahaleci olmayandır. Allah'ı anmak, tesbih etmek. Allah'ı anmak, tesbih etmek dar anlamıyla sadece kuru kuru Allah, hay, subhanallah, elhamdülillah gibi kelimeleri tekrarlamak değildir. Allah'ı anmak sırayla Allah'la yapılan anlaşmanın yedi maddesine maddeler için aşağıdaki ilgili kısma bakınız. Sadık kalmak temelinde 1. imanın ilk şartı olan Müslüman olduğunu belirtmek, 2. diğer dört gaybe iman etmek ve 3. peygamberler ve vahiy kitapları yoluyla bildirilen ve din demekte olan muhkem, değişmez ana kurallara uygun olumlu ameller gerçekleştirmek. Diğer bir ifadeyle muhsin olmak ve 4. Müslüman, imanlı ve muhsinliği başarmış kişi aşaması olan mümin kişi, hatta son aşama olan insanı kamil, makbul kişi aşamasıyla dünya okulunda en üst puanlarla mezun olmayı başarmak demektir. Bunun için de Kur'an'ı ana dilde anlayarak ve düşüne düşüne okumak gerekmektedir. Dolayısıyla da Allah'ı, Rahman'ı anmanın ilk basamağı Kur'an'ı anlayarak ve üzerinde düşüne düşüne okumak olmaktadır. İşte bu nedenle de Zuhruf 36. ayette belirtildiği gibi Rahman'ı anmayana şeytan musallat edilir ifadesi bu başlangıç basamağına bağlı olduğu için Kur'an'ı anlamadan okuyana şeytan musallat edilir anlamında düşünülmüştür. İnsan dışındaki her yaratılmışsa bu anışını, tesbihlerini atomlarının titreşimlerine göre farklı yapmaktadır. Canlı ve cansız bütün yaratılmışlar, Allah'ı tesbih ettiklerine göre, bizim cansız diye tanımlamakta olduklarımız da yine canlı olmaktadırlar. Din ve beyin kitabımda, canlı dediklerimizin bu canlılık kaynağına, Allah kaynaklı, az veya çok bilinçli enerji, cansızlardakine de sadece Allah kaynaklı enerji adını verdim. Allah'ın doğru yolu. Doğru yol maddesine bakınız. Allah'ın rızası. Allah'ın rızası demek, gerek Allah'a dua ederek ilahi bir yardımını isterken, gerek topluma, gerekse başka bir muhtaca yapılan bireysel bir yardımı, infakı yaparken, kişisel bir menfaat sağlamak için değil de, Allah'ın yarattıklarına bir katkı ve muhtaç olanın bir ihtiyacını gidermeyi hedefleyerek yapmak, ayrıca hem dünyayı hem de ahirete hedeflemek demektir. Allah'la yapılan anlaşma maddeleri Araf 102, 169, 172, Yasin 60, Taha 115, Rad 20 ve Maide 7. ayetlerde açıklandığı gibi Allah, ilahi görevlileri aracılığıyla, dünya öğrencileri olacak ruhlara vücut elbiselerini giydirmeden ve dünyaya beşer olarak göndermeden önce, Elesti Bezmi denilen ilahi yerde, Elesti Birabbikum Rabbiniz olarak bana ve bu konulara sadık kalacak mısınız? diye sorularak ve kalu bele evet dediler diye cevaplanarak ins, dünya öğrencisi ruhla yedi maddelik anlaşma yapıyor ve dünya yaşamı sırasında bunlara uyarak pratik eğitimini yapacağına dair söz alıyor. Araf 102, dolayısıyla biz geçmişteki o halkların çoğunu dünyaya göndermeden önce yaptığımız anlaşma sırasında verdikleri sözü tutanlar olarak değil de pek çoğunu doğrudan sapmış, fasık bulduk. 172. Rabbin her ne zaman Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkarmayı, insan neslini oluşturmayı kararlaştırdıkça onlardan kendi nefsleri için söz alır ve birbirlerine birbirlerini şahit tutarak Elestü birabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorunca evet şahitlik ediyoruz sen bizim Rabbimizsin kalu bele derler. Biz bu işlemi son kıyamet hesap gününde biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye yapıyoruz. Görüldüğü gibi böyle bir anlaşma yapılmasındaki amaç dünya yaşamında nelere dikkat edilip uyulacağının bilinmemesine bahane bulunmasın diyedir. Ayrıca olur da A'raf 173. ayette de belirtildiği gibi yanlış yaptıkları takdirde de atalarına hemen sığınmamalarını engellemek içindir. A'raf 173. Yahut atalarımız bizden önce de Allah'a şirk koştu ve biz de onlardan sonra gelen soylarız, kuşaklarız. Bizi şirk koşan atalarımızdan dolayı mı sorumlu tutuyorsunuz? Dememeleri için yaptık. Anlaşmanın yedi konusu şunlardır ve hangi ırktan, hangi dilden ve hangi dini inanıştan olacaksa olsun, bütün insanların ruhları bu ortak anlaşmayı yaparak ve bilinçaltlarının hafızalarında olarak doğmaktadırlar. 1. Tek Allah'a iman edeceğine ve maddi veya herhangi bir nefsi, şirk ortak koşmayacağına, her konu ve işte sadece Allah'ı ve rızasını önceleyeceğine, Alak bir, oku her şeyi yoktan var eden, yaratan Rabbin adıyla. Kalem 35, biz hiç müslim olanları, Allah'a gerçekten teslim olanları ve buyruklarına uyanları, Allah'ı öncelemeyip, araya bir kişiyi, eşyayı veya herhangi bir başka hedefi koyan, şirk koşucu, inkarcı suçlularla, mücrimlerle bir tutar mıyız? Allah'ı tek ilah kabul etmemişse Müslüman olmamız demektir. Dolayısıyla bütün insanlar bilinçaltı hafızalarında Müslüman inancıyla doğmaktadırlar. 2. İlk kitap olarak evren, doğa, insan bilgilerini araştırıp ilim yapacağına. Bakara 31. Sonra canlı cansız evrendeki tüm yaratmış olduklarının isimlerini, bilgilerini Adem'e öğretti. Belleğine yükledi. Sonra Adem'e öğrettiklerini göstererek meleklere kendinizi daha üstün gördüğünüze göre size gösterdiğim tüm şu varlıkların isimlerini bana söyleyin bakalım diyerek onları sorgulayınca çünkü bu bilgilerle doğmaktayız. 3. İkinci kitap olan Kur'an'ı anlayarak okuyacağına, muhkem, değişmez ana kuralları öğrenip yaşamına uygulayacağına ve bunlara uygun, salih, olumlu ameller gerçekleştireceğine. Ali İmran 187 Allah, kendilerine kitap verilenlerin ileri gelenlerinden, size elçilerimiz aracılığıyla bildirdiğimiz buyrukları insanlara mutlaka bildirecek, ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Misak anlaşma yapmıştı. Fakat onlar menfaatleri karşılığı kitaptaki gerçekleri gizlediler ve kendi uydurdukları sözlerini kitaptan diye açıkladılar. Ne kötü bir satın alış bu yaptıkları. Kur'an'dan önce söz edilen ikinci kitap daha önceki sahifeler veya kitaplar olmuştur. Hazreti Muhammed'le birlikte uyulacağına söz verilense Kur'an olmaya başlamıştır. Bunun böyle olduğu Rahman 2 3. ayetlerde vurgulanmış ve önce Kur'an'ın öğrenci ruha öğretildiği daha sonra da insanın yaratıldığı belirtilmiştir. Rahman Allah 2. Önce Kur'an'ı öğretti. 3. Sonra insanı yarattı. 4. Canlı ve cansız maddelerle iletişimi, olumlu salih ameller çerçevesinde sağlayacak ve niyetler demek olan olumlu nefsleri itidal orta düzeyde kullanacağına, olumsuzları ise öldüreceğine. Tekvir 14 işte bu hesap gününde her nefs dünyada ne yapıp ettiğini ve bu amelleriyle ne kazanmış olduğunu bilecektir. Kıyamet 14 Yine o gün insan bütün gerçekleri öğrenmiş olacağı için artık kendi nefsinin puan durumunu kendisi de görebilecek. 5. Bütün insanları tek bir neslin bireyleri ve bir vücudun birer hücresi şeklinde global kabul edeceğini ki bunun için insanın koşulsuz sevgi ve hoşgörü aşamalarını özümsemiş olması gerekmektedir. Yunus 19 Şunu iyice bilin ki, insanlar ilk yaratıldıkları zaman tek bir ümmet idiler ve hepsi de öncelikle bu konularda tek bir dine bağlıydı ve tek bir Allah'a ibadet ediyorlardı. Sonradan anlaşmazlığa düştüler, inanan ve inkar edenler olarak ayrıldılar. Eğer cezanın ertelenmesiyle ilgili Rabbinin vermiş olduğu bir sözü olmasaydı, şirk koşup küfre sapanları hemen cezalandırır ve işleri bitirilirdi. Ancak tek insan nesli farklı bireylerden ve toplumlardan oluşmuştur. Vücudun farklı organlardan oluşmuş olması gibi, yani her beşer bir bütünün vazgeçilmez birer parçasıdır. 6. Hanif din yani şirke bulaşmamış din demek olan İslam'ı tek din olarak kabul etmek üzere çaba göstereceğini. Tin 7. Ey insan. Barış güven demek olan İslam dinini tanıyacağına dair Allah'a söz vermiş olmana rağmen daha sonra onu senden uzaklaştıran, reddettiren nedir ki? Ve Maide 3. 7 Şeytanı tek düşman olarak tanıyacağına söz veriyor. Yasin 60. Ve Allah onlara: "Ey Adem'in çocukları! Şeytanın sizin apaçık düşmanınız olduğu konusunda sizi uyarmış ve ona uymayacağınıza, tapmayacağınıza, kulu olmayacağınıza dair sizinle anlaşma da yapmamış mıydım?" ve Fatır 6, Taha 117, Zuhruf 62, Kef 50. Bakara 168-208 Tek insan nesline ulaşmanın göstergesi ben değil, biz deme aşamasıdır. Bütün insanların, beşerlerin, ins, öğrenci ruhlarıyla yedi maddelik anlaşma ve hafızalarına bu maddeler yüklenirken, peygamberlerle ayrıca iki madde. 8. Görevini yerine getireceği ve 9 kendisinden sonraki peygamberin geleceğine ilişkin hazırlık bilgisi vermek üzere söz alınırken Hz. Muhammed'le ise diğer peygamberler ve bütün insanlardan farklı olarak sadece görevini yerine getirme maddesi fazlasıyla anlaşma yapılıyor. Ali İmran 81 Kaldı ki Allah elçilik göreviyle dünyaya gönderirken nebilerle size kitap ve hikmet vereceğim. Sizden sonra da size verdiklerimi tasdik etmek üzere yerinize görevlendireceğim yeni bir elçi, resul olacağını kabul edecek ve onu desteklemek üzere onun hakkında ön bilgiler vermeyi ve onun da geleceğini haber vermeyi kabul ediyor ve sözleşmeyi yerine getireceğinize söz veriyor musunuz? şeklinde bir anlaşma, misak yapmıştı. Ancak peygamberler de dahil dünyaya doğar doğmaz beşer olarak hepimiz bu anlaşmayı ve maddeleri unutuyoruz. İşte zaman zaman ve farklı toplumlara gönderilen peygamberler ve tek din olan İslam'ın kuralları olan muhkem, değişmez ana kuralları içeren vahiy, sahife ve kitaplarının amacı da bu anlaşmalara hatırlatmak olmaktadır. Dolayısıyla gerek peygamberlerin ve gerekse bütün insanların dünya okulundaki eğitim ve sınavları, bu anlaşmanın konuları temelinde Müslüman olmak, diğer dört gaybe iman etmek, salih ameller gerçekleştirmek, muhsin olmak ve ilk üç aşamayı başarıp önce mümin, sonra da üst derecede muhsinlik sayesinde insanı kamil seviyesine ulaşmaktır. Dolayısıyla da dinin kuralları demek olan muhkem ana kuralların ne olduğunun hatırlanması için, İslam dininin anayasa ve temel ders kitabı olan Kur'an'ın anlayarak ve düşüne düşüne okunmasıyla öğrenilmesi temel görev olmaktadır. Dolayısıyla da ilk basamak cinsel ergenlik çağından başlamak üzere anlaşılacak ve üzerinde düşünülüp öğrenmeyi sağlayacak olan ana dilde okunmaya başlanması gerekmektedir. Beşer. Görevli meleklik diploması almak üzere Dünya Eğitim Okulu'na gönderilen ins, öğrenci ruh, bir nevi okul kıyafeti diyebileceğimiz ve biyokimyasal yapısı toprakla aynı olan beden elbisesi giydirilip, Allah'ın soluğu olarak hava solutulmaya başlanınca da bilinçlenmekte ve doğar doğmaz beşer adını alarak eğitime başlamaktadır diye düşünüyorum. Gerçeği tabii Allah bilir. 5. Gayb Bilinmeyen elle tutulmayan ve gözle görülmeyen olan Allah'ın tek olduğuna, ahirete, meleklere, vahiy kitaplarına ve peygamberlerin ilahi görevliler olduklarına iman etmek demektir. İmanın bu beş şartı, Bakara 177, 285 ve Nisa 136. ayetlerde belirtilmiştir. İman ve Müslüman oluş, tam pekişebilmesi için muhsin olunması, diğer bir ifadeyle salih ameller denilen ve 440 sayıda belirlemiş olduğu muhkem kurallara uygun ve her biri de birer ibadet etme yöntemi demek olan olumlu amellerin yarıdan fazlasına uygun yaşamanın başarılması gerekmektedir. Cennet, Cehennem Kaf 31-33. ayetlerde cennetin açıkça 1. Allah'la yaptığı yedi maddelik anlaşmaya sadık kalmak üzere çabalayanlara 2. Allah başta olmak üzere beş gaybe içten iman etmiş olanlara ve üç takva sahibi olanlara iman etmenin toplum içinde olmak üzere pratik uygulamaları olan muhkem kurallara uygun olumlu ameller gerçekleştirmeme endişesi yaşayan, hata yapacağım diye sakınan ve bu kuralları uygulama gayreti içinde olanlara ve sonuçta geçer not alanlara olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla da bunları başaramayan, ve olumsuz puanları ağır basanlarınsa cehenneme gönderilecekleri anlaşılmaktadır. Ancak gerek cennet ödülünün ve gerekse cehennem azabının kısmen de olsa henüz dünyadayken başlatılacağı Leyl 8:10, Zümer 26, Mümin 68, Fussilet 16, Secde 21, Ankebut 54, Bakara 1085, Maide 4165 ve tövbe 74. ayetlerde belirtilmiştir. Ayrıca 4 adet ve 8 kapılı olan cennetlerde eğitimin devam ettirilmesi gibi İbrahim 23, Hud 108, 7 kapılı cehennemde de büyük günahları işleyenlerin önce cezaevinde, diğerlerinin ise ıslah evlerinde eğitilmelerinin sağlanacağı Hicr 44, A'la 13. Dolayısıyla buralarda olumsuz puanlarına göre belirlenecek sürelerce kalınacağı ve dünyadaki gibi ölümün, acıkmanın, susamanın, açıkta cinsel organların ve cinsel birleşmenin olmayacağı da vurgulanmıştır. Taha 74, 118-119, Saffat 58, Duhan 56, Meariç 4. ayetlerde belirtilen ve dünyanın yeniden yapılandırılması demek olan, genel evren veya dünyanın jeolojik kıyamet olayları, jeolojik kıyamet olayı dışında, lokal doğal afetler şeklinde ara kıyametler ve toplumların helak edilmeleri de söz konusudur. Bu duruma göre, gerek cennet ve gerekse cehennem devamlı vardır ve insanlarla cinlerin de sürekli değerlendirilmeleri yapılıp uygun yerlere gönderilmektedir. Bu değerlendirmelerle de jeolojik kıyamet öncesinde puanları uygun olanlar, cennet diye tanımlanan yerde melek olarak yaşamlarına devam ettirmekte ve görevlendirilip eğitimlerine daha üst aşama şeklinde olanak tanınmaktadır. Dünya okulundaki eğitimleri sırasında aldıkları puanları cennet yaşamına uygun bulunmayanlardan, çok düşük puanlılar cehennem denilen islah yerlerine gönderilmekte ve Kur'an'da ateş diye tanımlanan üzüntü, vicdan azabıyla baş başa bırakılacakları, puanları zayıf fakat geçmeye yakın olanlarsa, ahiret, spatyom denilen yerde beklenilmekte ve uygun bulundukça tekrar dünya eğitimine gönderilmektedirler. Sadece dünyanın jeolojik kıyametleriyle de bu son iki gruptakilerden olup, cehennem veya ahirette beklemekte olanlarsa, Dünyada kıyamet sırasında ölenlerden puanları mezuniyete uygun olmayanlar hep birlikte ilkel yaşamdan başlamak üzere tekrar dünya eğitimine başlatılmaktadırlar diye düşünüyorum. Evrenin kıyametinden sonra ne olduğu konusunda bir şey söylemek mümkün değildir. Tabii gerçeği Allah bilir. Din adamı, ibadet yeri görevlisi. Bütün ruhlar vücut elbisesi giydirilerek dünya eğitim okuluna gönderilmektedirler bu gönderme işinden önce yaratılacak bütün bu ruhlardan dünya hayatları süresince yedi konu olan Allah'ı, insan neslini ve İslam dinini tek tanıyacaklarına, evreni araştırmak üzere ilim yapacaklarına, Kur'an'ı tek din kitabı olarak anlamak üzere okuyacaklarına, içinde bildirilen ve benim 440 sayıda belirlediğim muhkem kuralları birer ibadetme yöntemi kabul edip yaşayacaklarına, olumlu nefsleri orta düzeyde kullanmayı, olumsuz olanları ise öldürmeyi başarmak üzere çaba göstereceklerine ve şeytanı düşman olarak kabul edip olumsuzluklara yönelik vesveselerine uymayacaklarına dair söz alınmaktadır. Ancak beşer olarak dünyaya doğar doğmaz bu sözümüzü unutuyoruz. Dolayısıyla bize verilmiş ömrümüz süresinde bu konular ve söz verişimiz bilinçaltımızda olarak yaşamaya ve dünya okulu eğitimine devam etmiş oluyoruz. İşte Adem'den sonra başlamak üzere ve bilinçaltımızda bulunan bu yedi konuyu biz beşerlere hatırlatmak üzere Allah zaman zaman peygamberler ve vahiy bilgileri göndermiştir. Bütün peygamberler kendilerine sayfa ve kitap şeklinde indirilen ilahi kaynaklı bilgileri bulundukları toplumun bilinç seviyesine göre azdan çoğa doğru gittikçe, artan sayıda dine ait muhkem, değişmez ana kuralları özellikle tebliğ etmişler, ayrıca da zaman ve toplumlara göre değişken, müteşabih, değişken araç, araç sosyoekonomik mesajlarda iletmişlerdir. Son peygamber ve son vahiy kitabı Kur'an olmuş, ve Allah'ın tek dini olan İslam'ın kuralları tamamlanmıştır. Böylece dini liderlikte Hz. Muhammedle sonlandırılmıştır. Çünkü son kitap olarak Kur'an artık bir din görevlisine veya böylesi bir meslek grubuna değil, bütün insanlara bir ışık, doğru yolu gösterici bir rehber olarak indirilip Hz. Muhammed tarafından tebliğ edilmiştir. Böylece insanların kendi çabalarıyla ve Kur'an'dan bizzat anlayarak okumakla dinlerinin kurallarını öğrenmeleri dönemi başlamış olmaktadır. Hz. Muhammed'den sonra ise sadece Kur'an'ı anlatan peygamber mirasçıları olacağına değinilmiş, ancak bu işi ücretsiz yapmaları istendiğinden, bunların bir din adamı şeklinde ayrı bir meslek oluşturmamalarına da vurgu yapılmıştır. Fatır 32, Hadid 27 İşte Kur'an'ın bu ayetlerine dayanarak halifeler döneminde sadece devlet başkanlığı yapılmış fakat Emevi ve Abbasiler tarafından dini liderlik ve devlet başkanlığı birlikte tek kişi de toplanmıştır. Fakat yine de 800'lü yıllara kadar Kur'an'ı anlatmak üzere ayrı bir din adamı şeklinde bir meslek yapılanması ve dini liderlik makamına gidilmemiş, ve Yahudilerle Hristiyanların yaptıkları hataya düşülmemiştir. Bu nedenle de iki asır kadar camilerde imamlık, hepsi de esnaf olan katılanların en yaşlısı tarafından yerine getirilmiş, sadece bakım ve temizlik için cemaat tarafından ücreti ödenmek üzere bir kişi görevlendirilmiştir. Çünkü din adamı grubunun oluşturulmasına yönelik yanlışlığa, farklı bir yönden Tövbe 34. ayetle de dikkat çekilmiştir. Kur'an'ın bu açıklamaları ışığında yapılması gereken, ibadetme yerlerine, ibadetme yeri görevlisi düzeyinde bir meslek, bunlara yönelik personel başkanlığı ve din Kur'an araştırmaları yapacak akademik eğitim kadroları oluşturmaktır. Bunlar da hem Kur'an'ı toplumun ana diline çevirmeyi, hem de Kur'an'a göre aydınlatma görevini yerine getirmiş olurlar. İnşallah diyelim benim saygı duymayacağım din ve Kur'an bileni, Allah'ın rızasını öncelemeyip, Kur'an'ı menfaat sağlayarak tebliğ edendir. Allah ve Kur'an ile aldatan, konumunu istismar edendir ve bu yolla hak gasp edendir. Dini, şekilsel törenlere, kıyafetlere, sayı tutturmalara, rivayetlere boğandır. Kur'an'ı anlamadan, öğrenmeden okumaya yönlendirendir. Anlam hatmi yerine makam ve anlaşılmayan bir dille telaffuz ve duygu hatminde ısrar edendir. Kur'an'ı ancak ben bilirim ve sadece benden öğrenebilirsiniz diyerek meslek kitabı olarak el koyup insanları Kur'an'dan uzaklaştırandır. Kur'an'dan öğrendiği gerçekleri insanlara ücret karşılığı tebliğ edendir. İnsanların imanlarını değerlendirmeye kalkıp ayrıştırandır. Dini konularda zorlayıcı kurallar koyan ve baskı uygulayandır. Yaptığı Kur'an yorumunu mutlak doğru diye dayatandır. Gelenek ve hurafeleri dinselleştirendir. Kendine dine dayalı bir paye veren, büyüklük taslayan ve kendini farklılaştırandır. Kur'an'ın dolayısıyla da Hazreti Muhammed'in izinde, sünnetinde olmayandır. Benim saygı duyduğum din ve Kur'an bileni İnsanlara Kur'an'ı sadece Allah'ın rızasını önceleyerek tebliğ edendir. Kur'an'ı içindeki gerçekleri olduğu gibi gizlemeden ve değiştirmeden aktarandır. Kur'an'da olmayan ek haramlaştırmalar önermeyen, dini şekilselliklere boğmayan ve böylece insanların yaşantısını kaosa çevirmeyendir. Din diye iman ve müminliğe ait Kur'an'daki muhkem, değişmez ana kuralları cesaretle açıklayandır öğretendir. Din, dindar, dinci. Din kelimesi, inanç, itaat, gidilecek yol anlamında Arapça bir kelimedir ve önceki vahiy kitaplarla başlanıp son kitap olan Kur'an'la tamamlandığı bildirilen imanın şartları olan beş gaypla her biri birer farz ibadet etmek demek olan muhkem kuralların toplamı demektir. Diğer bir ifadeyle dünya okulundan meleklik diplomasını alabilmek için uyulacak nefs temelli, olumluları itidal düzeyde uygulamak, olumsuzlukları ise öldürmek üzere, salih ameller bütünü ve bunlara uygun yaşamak demektir. Yine özetlemek gerekirse, din, ahlak, ahlakla vicdan dersek, sonuçta dine vicdan temelli ahlak da diyebiliriz. Tarihe baktığımızda da zaten, bütün peygamberlerin ve bilgelerin öğretmeye çalıştıklarının şekilcilikten uzak, vicdan ve ahlaka dayanan ameller temelli bir yaşam olduğunu görürüz. Dindar olmak da bu hükümleri, ana kuralları kabul edip uygulamak üzere yaşamak ve Allah'la yapılan yedi maddelik anlaşmaya sadık kalmak üzere çaba içinde olmak demektir. Dinci ise sözde bunları kabul eden ve bu kabul edişini menfaati için kullanıp insanları kandıran ve dindar gibi görünen söz, davranış ve kıyafetleri aracılığıyla menfaat sağlayandır. Diğer bir ifadeyle dindar olan hak ve halk için salih ameller, faydalı işler gerçekleştiren dinci ise hak adını kullanıp kendisi için işler yapandır. Kur'an'daki müteşabih zaman ve zemine göre değişken olan mesajları muhkem ana kurallar yerine önceleyen ve kendi eleştirel aklını, sorgulayıcılığını kullanmadan, atalarının da yanlış olan görüşlerini olduğu gibi taklitte ısrarcı olansa, muhafazakar veya yeniliklere açık olmayan, eskiye takılı kalan diye tanımlanmaktadır. Bütün peygamberler devrimci, yenilikçi yani muhafazakar değillerdi. Kur'an'daki ifadeyle hepsi birer hanifti. Yani hem muhafazakar değillerdi hem de şirk koşmamışlardı. Din günü Bütün ilahi gerçeklerin, dünya yaşamının gayesi demek olan Allah'la yapılan yedi maddelik anlaşmaya sadakatin, beş gaybe iman etmenin ve muhkem kurallara uygun olumlu, salih amelleri gerçekleştirmenin öneminin bilincine varılacağı gün demektir. Bu bilince varış, ya dünyanın jeolojik kıyameti, yıkımı ve yeniden yapılanmasıyla birlikte olacak hesap verme günü mahşerde Allah'ın huzurunda toplanıldığında gerçekleştirilecek veya bazı insanlar henüz dünyadayken bunu başaracaklardır ki bu anda din günüdür. Dünyadayken olan bu ara uyanışlar, ara kıyametmeler ya bireysel veya toplumsaldır. Bütün insanlığın dünyadayken ara kıyametmesinin uzay ve nefs bilgileri sayesinde olacağı Fussilet 53. ayette vurgulanmıştır. Din günü ifadesi Müddessir 46, Fatiha 4, Şuara 82, Saffat 20, İnfitar 15 ve Mutaffifin 11. ayetlerde de geçmektedir. İnsanlar arasından henüz dünya yaşamı sırasındayken arif, ermiş veya insanı kamil düzeyine varanlar, dini gerçeklerin bilgileriyle din gününe kavuşmuş olacakları için de artık dine, dolayısıyla da din denilen bu kurallara ihtiyaç kalmayacaktır. Muhyiddin İbni Arabi, bu durumu, Arif için din yoktur diyerek vurgulamıştır. Çünkü, din yukarıda da açıkladığım gibi, dünya eğitim okulundan insanların görevli melek olabilir diplomasını alarak geçer notla mezun olanları yanında, peki veya takdir düzeyi dediğimiz makbul kişi, insanı kamil düzeyinde bitirenler de olmaktadır. Diğer bir tanımlamayla bu kişiler arif kişilerdir ve artık bunlar dini eğitim aşamasını geçmişlerdir. Ve dünya okulundan mezun olan bu arif kişiler muhtemelen dünya dışı başka bir okulda veya başka derslerle eğitime devam edecekler ve orada dünyaya ait din kuralları değil belki başka kurallar geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Dirilme. Dirilme olayı Kur'an'da sadece mahşerde hesap vermek üzere olacak son dirilme şeklinde açıkça belirtilmiş ve buna ba'su del mevt ölümden sonra mahşerde dirilme ifadesi kullanılmıştır. Doğru yol hidayette olma. Bakara 2. ayette doğruyu bulmanın, Kur'an'ın muhkem kurallarının öğrenilmesiyle, Teab'un 11. ayette gerçek imanla, Saf 5. ayette Allah'la yapılan anlaşmaya, sadakat ve sözünde durmayla, Ankebut 69. ayette iyi niyetli ve çaba göstermekle ve Saf 7. ayette de Allah'a iftira etmemekle ancak gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Doğru yolda olmak, ayrıca Allah'la yapılan yedi maddelik anlaşmaya sadakat, beş gaybe iman etmek ve muhkem kurallara uygun olumlu ameller gerçekleştirme çabası içinde olmakta demektir. Bunları reddetmek ve olumsuz nefsler temelinde uygun olmayan olumsuzluklar gerçekleştirmekse, Allah'ın doğru yolundan sapmak demek olmaktadır. Dua ve kabul edilmesi. Dua aktivitesinde kişi gerek kendisi için dua ederken ve gerek bir başkası için dua ederken birçok faktör rol oynamaktadır. Dua bir düşünce ve beyinde bir enerji oluşması demektir. İlahi sistemin haberleşmesi de bu düşünce enerjisi yoluyla olmaktadır. Dolayısıyla da duaya enerjisi yoluyla bir nevi ilahi sistemle insan arasında olan iletişim kanalını açıyor diyebiliriz. Kendisi için dua edenin bir düşünce enerjisinin, ilahi görevlilere ve kayıt sistemine ulaşabilmesi için dua enerjisinin gücü ve zamanı önemlidir. Dua enerjisi ne kadar güçlü ve net olursa, hem daha yetkili üst ilahi görevlilere ulaşma şansı artar, hem de daha net algılanır ve gerek kaydedici melekler, gerekse ilahi idare merkezi tarafından net bir şekilde kaydedilir. Bu nedenle de dua edenin içten, iyi niyetle, abartmaksızın, riyaya kaçmadan, dolayısıyla da bildiği ve düşündüğü ana diliyle Araf 55, 205, Fussilet 33 ve konsantre olunabilmesi için sessiz ortamda olması yanında güneşin olmadığı saatlerde Taha 130 ve canlı veya cansız herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan Allah'a yapılması Enbiya 52, Zümer 54 gerekir. Dua herhangi bir şekil, kıyafet veya duruş, oturuş şekli olmaksızın bilincimiz yerinde olduğu anlarda, zaman ve sürede olmaksızın doğrudan Allah'a yapılabileceği gibi, şekilli, ritüelli, gittikçe eğilerek Tedarruan yani namaz şeklinde de yapılabilir. Araf 55, 205, En'am 42, 43. Bu ritüelli şekilde rekatlar dediğimiz kıyam, rükû ve secde şeklindeki namaz uygulaması akabinde yapılacak duaya konsantrasyonu sağlamak amacıyladır. Hangi şekilde yapılırsa yapılsın yapılan dua ya tam veya kısmen kabul veya reddedilir. Kabul edilişin, kişinin içten imanlılıkta oluşu yanında, her biri birer ibadet etme yöntemiyle salih ameller, muhkem kurallara uygun olumlu ameller oluşturma derecesine göre ve sabredip uygun bir çaba içinde olmasına göre olacağı, Şura 26 ve Hac 35. ayetlerde belirtilmiştir. Tabii bu arada, Yapılmaya başlanan bir işlem için dua edilmişse, kişinin mutlaka gayretini, çabasını esirgememesi de şarttır. Bir başkasına dua etmede dua eden ve dua edilen şeklinde iki kutup vardır. Dua eden için dua edilene yönelik sevgisi, sempatisi, iyi niyeti, duanın anlaşılan ve beyinde düşünce enerjisi oluşturacak bir dilde yapılması ve konsantrasyon halinde oluşu çok önemlidir. Çünkü oluşacak dua enerjisinin yeterli güçte oluşabilmesi için bu şartlar gereklidir. Bunun yanında duanın herhangi bir aracıya, türbeye, veliye veya puta değil, doğrudan Allah'a yapılması ve abartıya, gösterişe, riyaya kaçmadan edilmesi şarttır. Güneşin parazit oluşturucu etkisinin olmayacağı gece yerine gündüz yapılacaksa düşünce enerjisinin çok güçlü olma gereği daha ön planda olacaktır. Çünkü güneşin elektromanyetik etkisi düşünce enerjisinin güç ve kalitesini olumsuz etkileyecektir. Dua edenin duasının kabulü ise dua edilenin hak eder puanda olması yanında iman, sabır ve salih ameller derecelerine de bağlı olacaktır. Çünkü Hud 46. ayette peygamberin duasının da hak etmeyen yakınları için kabul edilmediği belirtilmiştir. Beddua etmede de, duada sayılan aynı kriterler geçerlidir. Duadan farklı olarak, haksız bir bedduanın bumerang gibi, haksız beddua edene geri dönme riski söz konusudur. Halife İnsanlara ilişkin üç tip halifelik olduğunu düşünüyorum. 1- En üst halifelik, Ayette de belirtildiği gibi peygamberlerin aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifeleri, ilahi görevlileri olduğu halifeliktir. Burada peygamberler büyük ihtimalle zaten dünya öncesinde melek düzeyinde ve özel görevli olarak dünyaya gönderilmişlerdir. 2. Diğer insanlar arasında bazen ilahi görevliler şeklinde melekler de insan bedeninde gönderilmekte ve bunlar da düzeyleri peygamberler sınıfından farklı olmak üzere yine bir nevi halifedirler. Sat 26. Ki bunların çoğu ya toplumsal değişimi tetikleyen konumdadırlar, ya buluş yapan bilim adamıdırlar, üst düzeyde evrensel özellikli sanatkardırlar veya Kur'an'a sadık tebliğcidirler. 3. Diğer bütün insanlarsa peygamberler gibi veya diğer ilahi görevliler gibi doğrudan Allah'ın halifeleri değil, dünya eğitiminde melek adayı, halife adayı durumundadırlar. Sürekli olan bu öğrenci gönderimi bazen de a. ya bölgesel ara kıyametlerle ve bölgesel olarak helak edilen bir toplumun yerine olmak üzere ya da b. 50 bin yılda bir gerçekleştirilen genel dünyanın jeolojik kıyametten sonra insan neslinin çoğunun yok edilerek bütün insanların yerine geride bırakılanlarla ve dünya okulu eğitimine anaokulu veya kreş düzeyinden yani ilkel düzeyden tekrar başlamak şeklinde de olmaktadır. Bedri Ruhselman Dolayısıyla dünya eğitiminin esas amacının, Kaf 11 ve Araf 20. ayetlerin dipnotlarında da açıklamaya çalıştığım gibi, beşerin ins veya öğrenci ruh dediğimiz kısmını, melek adayı veya halife adayı olarak dünya eğitim okuluna göndermek olduğu düşüncesindeyim. Böylece de ilahi yetkili veya ilahi idareci ekipler olarak melekler yetiştirilmek amaçlanmaktadır. Ki bu görüşüm, Araf 20, Yunus 14, Casiye 22. ayetlerde yapılan Yaratma boşuna değildir açıklamasıyla desteklenmiştir. Halifelik konusu ayrıca Fatır 39, Yunus 14 73, Neml 62, Enbiya 105, Müminun 10, Bakara 30 ve En'am 165. ayetlerde de açıklanmıştır. Tabii ki gerçeği ancak Allah bilir. Hidayet yolu Açıklamalar için doğru yol ifadesine bakınız. İbad etmek. Abd, kul demektir. Ve abudü, ibad etmekse kul olmak, teslim olup bağlanmak ve sadece kul olunanın rızası için üretmek, şükretmeyi yarattıklarına katkı sağlamak şeklinde yapmak üzere, çaba içinde olmak, çalışmak, salatı yerine getirmek, Sosyal yardımlaşma, dayanışma faaliyetlerine katılmak, dernek ve vakıf şeklinde devam ettirmek, nüsuklar denilen şekilsel uygulamaları, namaz, oruç, hac yapmak, Allah'la yapılan yedi konulu anlaşmaya sadık olma gayreti içinde olmak anlamındadır. İbadetmenin en üst aşaması her işte ve girişimde Allah'ın onu gördüğünü hissetmesi ve ona şirk, ortak koşulmamasıdır yaşamımızın son hedefi, insanı kamil aşamasına ulaşmaktır. Bunu gerçekleştirmenin dört aşamalı olduğunu düşünüyorum. İlk aşamada Müslüman, yani Allah'ın tek ilah olduğunu, diğer bir ifadeyle İslam dininden olmayı kabul etmek gerekmektedir. Fakat bu kabul, kişiye sadece Müslüman toplumunun bir üyesi oluşu sağlar. İkinci aşamada, Bakara 177 ve Nisa 136. ayetlerde belirtilen Allah'a teslimiyet yanında imanın şartları olan diğer dört gaybe yani ahirete, meleklere, peygamberlere ve vahiy kitaplarına da iman etmek gerekir. İşte kişi bu aşamada imanlı Müslümanlar aşamasındadır ve Müslümanlığı pekişmiştir. Üçüncü aşamada müminliğe ulaşmanın şartları ve iman etmenin pratik hayat uygulamaları demek olan ve Ali İmran 7. ayette Kur'an'ın ana mesajları diye tanımlanan, muhkem, değişmeyen ana kurallara uygun amellerin her birini, birer ibadet etme yöntemi, kulluğu ifade etmek ve üretmek yöntemi, hedefe vardırıcı birer araç kabul edip, içtenlikle uygulamak üzere çaba göstermektir bunların yarıdan fazlasını yerine getiren muhsin kişi aşamasında olmaktadır. Ki bu kişi hem Müslüman hem de imanlı da olduğundan artık mümin kişidir de. İşte dördüncü olan müminlik aşamasını üstün derecede başarmış ve Allah'la yapılan yedi maddelik anlaşmaya ilgili kısma bakınız, sadık kalma çabasında da olması gerekmektedir ki, beşinci aşama olan makbul kişi insanı kamil kişiliğine ulaşabilsin. Şirk koşmadan sadece iman etmemiş fakat salih ameller gerçekleştiren yani mümin değil de muhsin olan kişinin bu amellerinin hem dünyada hem de ahirette değerlendirileceğini düşünüyorum. Muhsinliği sağlayacak olan muhkem kuralları belirlediğim ayetlerin dipnotlarında belirttim. 440 sayıda olan bu muhkem kurallar arasında olan ve En'am 162 ile Bakara 196. ayetlerde nüsup diye tanımlanan, kişisel ve şekilsel özellikle olan namaz, oruç ve hac uygulamaları ancak birer şekilsel ve bedensel girişimlerdir. Sadece bunlara önem vermek, insanı diğer 440-5, 435 sayıda olan davranışsal, ahlaki ve sosyoekonomik yaşamın temel kuralları olan ibadetmeleri zamanla görmezlikten getirebilir. Şekilsel muhkem kurallar ve yine şekilsel dua olan namaz, sadece Allah'la baş başa sohbet etmek, dertleşmek demek olan, selam verdikten sonra yapılacak duanın konsantrasyonuna hazırlık ritüelleridir, oruç, irade güçlendirici ve terbiyecisi, hacsa, Allah'la yapılan anlaşmada söz verilen tek Allah, farklı grupların ve mezheplerin olmadığı tek İslam diniyle, tek insan nesli inancında olacağı sözünü, anlaşmasını hatırlatmak amaçlı şekilsel girişimlerdir. Gerek irade güçlenmesiyle muhsinliğin ve müminliğin diğer ahlaki yönlerini hatırlatıcı olan bu nüsuklar ve gerekse 435 sayıda olan diğer bütün muhkem kurallar, Birer ibadetme yöntemi Allah'a olan kulluğun birer ifadeleridirler. Kulluk sadece Allah'a yapılacağına göre Kur'an'la bir başkasına kul cool olmak yasaklanmış olmakta ve sonuçta insanlara özgürlük verilmiş olunmaktadır. Dolayısıyla İslam dini mutluluk sağlayıcı bir özgürlük başka bir insana kul cool olma devrinin kapandığı bir devrim dini olmaktadır ve bu devrimi ilk gerçekleştiren 40 kişilik kadronun 32'sinin yaşı 23'ten küçük gençler ki bunların da yarısından fazlası olan kadınlar kızlar olmuştur. Özgürlükse şüphesiz ancak hürriyet ortamında gerçekleştirilebilir. Tarihte iz bırakıp günümüze kadar olumlu etkileri devam etmekte olan veliler sadece nüsukları değil diğer muhkem kuralları da Allah'a birer kulluk amaçlı ve içtenlikle benimseyip yaşamayı başarmış olan kişilerdir. İblis, cin, şeytan. İblis, cin neslinin ileri tekamül aşamasını başarıp, melekler grubuna yükselmiş cin demektir. Cin nesli de, enerji şeklinde ve insanların göremediği bir yapıda olup, insanlar gibi, İslam dini ve Kur'an'a iman etme konusunda yine eğitim ve sınavlarda olan varlıklardır. Bunların susuz ve nimeti kıt yerlerde oldukları belirtilmiştir. Cin 16 Şeytansa, Saffat 7. ayette belirtildiği gibi cinlerin hastalanmış, iblis taraftarı olmuş olanı demektir diye düşünüyorum. En'am 112. ayette de insanların hasta olanlarından da şeytanlaşmış olanlar olduğu belirtilmiştir. İblisin taraftarı olan şeytan, her an pusuda bekleyen ve beşerin düşüncesinde uyanan olumsuz bir nefsin başlamasıyla çağrılan ve hemen kabul etmesi için beşere destekleyici kandırma fısıltıları, düşünce ilhamları göndermeye başlayan konumdadır. Ayetlere göre şeytan amacına ulaşmak üzere şu taktikleri kullanır. Allah'ı anmaktan uzaklaştırır. Zuhruf 36, Nisa 119. Kur'an'ı anlamadan okumaya yönlendirir. Mücadele 19 Gizli toplantılara teşvik eder. Mücadele 10 İman etmeyene etkili olur. A'raf 27 İsraf etmeyi teşvik eder ve israf edenin dostudur, velisidir. İsra 27 Kur'an'daki muhkem kuralları bilmeyene musallat olur, sarhoş gibi kafası karışık ve bilinci bulanık olanı kollar. Nisa 43 Alışkanlık halinde ve para karşılığı kumar oynayanı ve şirk koşanla riyakâr olanı Nahl 63, Nisa 38 kandırır. Fakat içten iman etmiş ve muhsinlik çabasında olan müminlere etkisizdir. Mücadele 10. İhlas sahibi. İhlas sahibi olan Allah'a tek ilah olarak iman eden, imanın şartları olan diğer dört gayb olanları da kabul eden ve Kur'an'daki 440 sayıda belirlemiş olduğu muhkem kurallara uygun, olumlu ameller gerçekleştirmeye çabalayan, takva sahibi olan mümin demektir. İşte bu kişi, salih amellerin hepsini tamamlamışsa, artık kamil insandır ve Allah'la bütünleştiği duygusuna tevhide ulaşmıştır. İman etmek İmanın beş şartı Allah'a, ahirete, meleklere, vahiy kitaplarına ve peygamberlere iman etmek demektir. Bakara 177, 285 ve Nisa 136 Müslüman ve iman eden, salih amellerle, muhsin oluşla bu imanlılığını pekiştirme yolundaysa, artık mümin kişi aşamasındadır ve insanı kamil adayıdır. İnfak bir muhtacın ihtiyacını gidermek şeklinde bireysel yardım yapmak demektir. Bu ihtiyaç, para, mal, organ bağışı, eşya, bilgi, yol göstermek, herhangi bir konuda destek olmak, moral vermek, ziyaret etmek, hakkını vermek, hediye vermek, hak edilen övgüyü yapmak, bir iyiliğin karşılığını vermek, hak edene dua etmek vesaire şeklinde olabilir. En uygun infak zamanının Kurban Bayramı ve Ramazan ayı olduğunu düşünüyorum. Kurban Bayramı'nda kurban kesmek sadece hac uygulamasını yapmakta olanlar için farzdır. Diğer Müslümanlarsa böyle bir farzları olmayıp temsili niyetiyle bir başkasının ihtiyacını gidererek infakta bulunabilirler. Böylece de Kurban Bayramı muhtaçların bayramına dönüştürülmüş olur. İnfakın toplumu veya geniş bir grubu ilgilendirecek şekilde olanı ise zekat diye tanımlanmaktadır. Sadaka ise zekat ve veya infak demektir ve her ikisini de kapsar. İns Araf 38 179 Neml 17 İsra 88 En'am 112 128 130 Fussilet 25 29 Zariyat 56 Secde 13 ayetlerde ins kelimesi geçmektedir. Araf 38 ve Secde 13'te de cehennemin ins ve cinlerle doldurulacağına değinilmektedir. Dolayısıyla Kur'an'daki bu ayetlere dayanarak vardığım sonuca göre ins dünya öğrencisi olan ruh demektir diyorum. Allah'la yapılan anlaşmada yedi konuda anlaşma yapılıp hafızasına bu konular yüklenmekte ve beşerde de bilinç altında bulunmaktadırlar diye düşünüyorum. Dünya eğitimi sırasında Kaf 20-21, Tarık 4, Hac 75 ve Mücadele 22'de belirtildiği gibi bir rehber melek, insin öğrenci ruhun aynı zamanda da öğretmeni, yol göstericisi koruyucusu ve sorumlusu olmaktadır. Bu melek öğretmenlik rehberlik görevini yaparken insin öğrenci ruhun ancak özgür iradesi ve özgürce karar vermesine ve istemine göre yardım yapabilmektedir. Doğrudan müdahaleci olmamaktadır. Böylece olumlu veya olumsuz nefsleri çerçevesinde özgür ve eleştirel sorgulayıcı aklına göre karar veren ve dolayısıyla da doğduktan sonraki kaderini belirleyen ve verilen dünya eğitim fırsatından sorumlu olup mahşerde hesap verecek olan da ins öğrenci ruh olmaktadır. Bu nedenle şu cümleyi kullanabiliriz. Her beşer anne babasının dini görüşünde doğar fakat kendi dini görüşünden sorumlu tutulur. İnsin de dünyadaki eğitiminde bütün davranışlarını yönlendirecek olan nefsleri olduğundan, sınavları bu nefslerden olumsuzları öldürmesi ve olumluları itidal orta düzeyde tutmasına göre olacaktır. Öğrenci ruhun rehber meleğine, bu görevinde yardımcı olarak da başka görevli melekler bulunmaktadır. Böylece, dünya okulundaki eğitimin temel amacı, ins denilen öğrenci ruhunda, Allah'ın görevlendireceği melek aşamasına ulaşması olmaktadır diye düşünüyorum. Bu görüşümü de A'raf 20. ayet desteklemektedir. İnse öğrenci ruha giydirilen dünya elbisesi olan vücudun cinsiyeti, şekli, akıl kapasitesi ve kişilik özellikleri de her bir dünya okulunun eğitim döneminde başarılı olması planlanan nefs derslerine göre belirlenmekte ve bu derslerine göre de uygun bir rehber melek atanmaktadır diye düşünüyorum. Tabii ki gerçeği Allah bilir. İnsan Dünya öğrencisi olan inse, öğrenci ruha, dünya şartlarına uygun olarak ve toprak ve su karışımı olan çamurdan oluşturulan vücut elbisesine insan demekteyiz. İns, öğrenci ruh, dünya elbisesi olan bu vücudu giyinip doğumla birlikte hava solumaya başlayınca, artık bilinçli olan beşer adını almaktadır. Ruh, ins, böylece beşerin hem bilinçaltını hem de bilinçli halini teşkil etmektedir. Bizse, iceberg gibi ruhun görünen elbisesi olan vücudu ve bilinç halini görebiliyor, asıl kısmı olan bilinçaltını ise göremiyoruz. Diğer bir benzetmeyle, denizaltının suyun yüzeyindeki sadece periskopunu görebiliyoruz. Kader Dünya eğitiminde alınacak derslere göre ırk, cinsiyet, fizyonomi, vücut sağlıklılığı, ülke, şehir ve ailenin ilahi yetkililerce belirlenmişliğine ilahi veya sabit yaratılış kaderi deyimini kullanıyorum. Bu kaderde sadece taslak halinde bir ömür belirlenmiş fakat son ölüm anı hariç tutulmuştur. Çünkü son ölüm anı dediğimiz bu anın erkene alınabileceği veya ertelenebileceği belirtilmiştir. Nahl 55, İbrahim 10. Bu ölçülendirmede, kaderlendirmede, meslek ve eş seçimi, taslak ve yine kişinin seçimi çerçevesinde çok seçenekli olarak belirtilmektedir diye düşünüyorum. Ancak yaratılan beşerin ruhu ilahi bir görevli ise, o zaman mesleği ve eşi de birlikte kesin olarak belirlenmiş yaratılmakta ve ona yoğun olarak verilen ilhamlarla bu hedeflere yönlendirilmektedir diye düşünüyorum. Görevliler dışındaki öğrenci ruhsa doğduktan sonraki tüm yaşamını kendi özgür iradesi, eleştirel aklı ve sorgulayıp öğrenmesi temelinde ve nefsinin yönlendirmesiyle oluşan düşünceleri ve aldığı kararlara göre bizzat kendisi tarafından şekillendirilmektedir. Fecr 14, Kıyamet 36, Fatır 31. ayetlerde belirtildiği gibi, Allah ve görevlileri bu sırada sadece gözlemcidir ve amelleri kaydedici konumdadır. Beşerin yapabileceği olumlu veya olumsuz her düşünce ve ameli, levh-i mahfuzda belirlenmiş olarak yazılıdır ve ezeli ve ebedi kurallara göre karşılık puanları verilmektedir. İşte beşerin kendi özgür kararlarıyla oluşturduğu bu yaşamına da dinamik kader veya beşeri kader ismini veriyorum. Kişinin kendi özgür iradesi ve sorgulayıcı eleştirel aklına dayanarak bizzat verdiği kararlara ilişkin oluşan olaylar o kişinin kendi çizdiği beşeri kaderini oluştururken kendisinin hiçbir katkısının olmadığı olaylarsa ya ilahi sistemin belirlediği İlahi kader gereğidir veya o kişi gizli ilahi bir görevlidir ve bu nedenle ilahi görevli melekler tarafından bu olaylar organize edilmiştir. Tabi gerçeği ancak Allah bilir. Kafir, küfre sapan. Allahı imanın diğer dört kaybolan şartlarını Allah'la yapılan yedi maddelik anlaşmaya sadık olmayı ve muhkem kurallara uygun olumlu ameller gerçekleştirmeyi, muhsin olmayı, dolayısıyla da müminliğe ve son aşama olan insanı kamilliğe ulaşma çabasında olmayı red ve inkar eden demektir. Diğer bir ifadeyle tamamen inançsız olandır. Müşrik olan da Allah'ı tek tanımayıp şirk koştuğundan o da bir nevi küfre sapmış olmaktadır. Ayrıca küfre sapış, açıkça Allah'ı inkar etmeyen fakat gerçekte Müslümanlığı ve iman edişi içten olmayıp şeklen olan içinde söz konusu olabilmektedir. Ki bu tipler kolayca Allah ve dinle aldatanlar, rüşvet ve yolsuzluğa, haksız kazancada da bulaşanlardır. Kıyamet, kıyametme ve ara kıyamlar Kur'an'da da kıyametten hep vaat edilen gün veya saat diye de bahsedilmektedir. Kıyamet, Tekvir 11-13, Kıyamet 1-7, Mürselad 7-11, Enbiya 104, Hakka 13-17, Mutaffifin 6, Ahzab 63, Nisa 87. ayetlerde belirtildiği gibi ya dünya okulunun bir döneminin sonlanması veya evrenin güneş ve ay dahil yıkılması ve yaratılanların hesap vermek üzere mahşerde toplanması demektir. Dünyanın jeolojik yıkımı ve yeniden yapılanması diğer bir tanımlamayla dünya eğitim okulunun yeni bir eğitim dönemine başlaması döngüsü her 50.000 yılda bir tekrarlanmaktadır. Meariç 4 ve 7 bu işlemde, sekiz meleğin görevli olacağı ve kıyamet vaktinin sadece bunlara bildirileceği, Hakk'a 13, 17 ve Ahzab 63. ayetlerde belirtilmiştir. Ara mahşer toplantısı, dünya okulunun yeniden yapılanması kararıyla gerçekleşmekte ve 50 bin yıllık sürede ilahi bilgileri kavrama aşamasına ulaşamayanlar, diğer bir ifadeyle meleklik diploması alamayanlar, bu dönem için son değerlendirmeye tabi tutulmakta ve ilahi gerçekler açıklanmaktadır. İşte bugün artık din günü demektir. Müddessir 46, Fatiha 4, Saffat 20, Şuara 82, İnfitar 15, Mutaffifin 11. Bu süre zarfında da cennet ve cehennem aktif durumda ve dünya sonrası eğitim yerleri olarak işlevdedirler. Hud 107 Çünkü arada, dünya okulundan mezun olanlar değerlendirilmekte ve cennete üst eğitime, cehenneme ise cezaevi gibi cezalarını çekmeye ve ıslah edilmeye gönderilmektedirler. Ara dönemde ilahi bilgileri anlama aşamasına geliş, kıyamet öncesi ara din günü ve kıyametme günü olmaktadır diye düşünüyorum. Ve bugüne henüz dünyadayken varışın ancak uzay, yeryüzü ve nefslere ilişkin bilimsel bilgilerle sağlanabileceği Fussilet 53. ayette açıklanmıştır. Hz. Muhammed, kıyamet alametleri olarak şunları saymıştır. Dini inanış temelleri aynı olduğu halde, gruplaşmaların birbirlerini öldürmeye vardırılması, Kütub-ü Sitte 5021, dünyaya şerirlerin varisi olmaları, Kütub-ü Sitte 5022, azıcık bir menfaat için Dini kullanmanın yaygınlaşması, Kütubu Sitte 5024, görevlerin ehil olmayanlara verilmesi, Kütubu Sitte 5038 ve zamanın çok çabuk geçmeye başlaması, hızlanması, Kütubu Sitte 5041. Kur'an'ı okumanın şartları. Okunacak olan, okunanlardan toplanan demek olan ve 114 surede ilk ifade olarak bulunan 113 besmele dahil benim saydığım sayıyla 6348 ayetten oluşan Kur'an, kendisine okumakla ilgili olarak tavsiye özelliklerindeki şu yedi muhkem kuralları önermektedir. 1. Müzzemmil 3. ayette belirtildiği gibi gece, sakin, dinlenmiş vakitte veya aklın karışık olmadığı fırsat bulunan herhangi bir vakitte okunmalıdır. Furkan 64. ayette rükû ve secdenin özellikle gece yapılması önerilmektedir. 2. Anlaya anlaya ve düşüne düşüne Müzzemmil 4 okunmalıdır. Bu nedenle de okuyan anlasın diye İbrahim 5. ayette belirtildiği gibi her peygamber toplumuna kendi ana dilleriyle tebliğini yapmıştır. Dolayısıyla her toplumda Kur'an'ı kendi ana dilinde okuyacaktır ki anlasın. Anlamadan okunan Kur'an olmamaktadır. 3. Müddessir 50'de belirtildiği gibi aslandan korkup kaçışan eşekler gibi günah işlemekten korkmadan okunmalı. 4. Müddessir 55, A'raf 31, Vakıa 79 ve Zümer 23. ayetlerde belirtildiği gibi ön yargısız, içten istekli iyi niyetli ve şirk koşmayanlardan olarak okunmalıdır çünkü Kur'an ön yargılı ve isteksiz okunduğunda kinlerin ve düşmanlıkların aleti yapılabilir yapıcı imanda yıkıcı bir inada dönüşebilir 5 Bakara 187 ve Nisa 43'te belirtildiği gibi açık zihindeyken okunmalıdır Nisa 43 Ey iman edenler ne konuştuğunuzu bilmeyecek fakat yanlarınıza yatmayacak kadar cünuh halinde olmayacak, la cünuben, ayakta duracak kadar sarhoşsanız, iyice sinirli, gergin ve kafanız çok karışık ve meşgulse, uyku sersemiyseniz, bilinciniz ne söylediğinizi iyice bilecek duruma gelinceye, bu durumu üzerinizden atıncaya kadar, bu halinizden çıkıp normal bilinç açıklığında oluncaya kadar, salata, toplu halde sosyal dayanışma, yardımlaşma, toplantı ve toplumsal faaliyetlere, bazen namazlı ve veya Kur'an çalışmalı, yaklaşmayın, bekleyin ve kendinize gelmek için yıkanın, la ben teytesülü. Ayrıca, su kullanmanız size zarar verecek özellikli bir hastalığınız varsa ve seferdeyseniz, cinsi münasebette bulunmuşsanız, seviştiyseniz, veya büyük tuvaletinizi Gaita çıkışı yapmışsanız ve normal abdest için su bulamamışsanız, teyemmüm edip temizlenin. Yani ellerinizle temiz ve kuru bir toprağa dokunup, yüzünüzü ve kollarınızı sıvazlayın, mes edin. Merak etmeyin, Allah affeden ve günahları örtendir. Furkan 73. ayette belirtildiği gibi, karışık bir bilinçlilik hali, Kur'an'a kör ve sağır gibi yaklaşmaya neden olur. Bakara 187. ayette cinsi münasebetten hemen sonraki kafa karışıklığı döneminde de salat diye ifade edilen sosyal dayanışma, yardımlaşma toplantılarına, ayrıca Kur'an eğitimi yapmaya ve namaz kılmaya yanaşılmaması ve bu haldeyken mescitlere gidilmemesi önerilmektedir. Abdestli olup olmamaya ilişkin görüşüm şudur. Nisa 43. ayette abdest Toplantıya gidileceği zaman temiz çıkılması amacıyla önerilmektedir. Namaz sırasında da Allah'ın huzuruna çıkıldığına göre o zamanda abdestli, yani vücudun uç kısımlarındaki kirlerden temizlenmek zaten şart olmaktadır sonucuna varılmaktadır. Kur'an okumaysa hem böylesi bir gereklilik istemeyen hem de zaten Kur'an'da böyle bir öneri de bulunmamaktadır. Herhangi bir yer ve zamanda ilahi ders kitabı olarak çalışılacaksa ve okuyacak olan da sadece merak ve içinde ne olduğunu anlamak üzere gayrimüslim kişide ise abdest şartını okumasına engelleyici bir şart olarak koymamak gerekir. Böyle bir engel Kur'an'ı anlamaya yönelik girişimi engellemiş olacaktır. Çünkü amacımız Kur'an'ı çok kişinin okuması olmalıdır. 6 Nahl 98. ayette değinilen Euzu billahi mineş şeytanir racim. Allah'ım, kovulmuş şeytandan koru diyerek okunmaya başlanmalı. Çünkü Zuhruf 36. ayette Rahman'ı anmayana dolayısıyla da Allah'ı anmanın ilk basamağı olan Kur'an'ı anlamadan okuyana şeytanın musallat edileceği vurgulanmış olup Evzu Besmele'nin okunmasının istenmesi de anlayarak okumaya şeytanın engel olmaması için olduğu anlaşılmaktadır. 7. İsra 80. ayette belirtildiği gibi, Rabbim, Kur'an'a çalışmaya başlayışım ve ayrılırken ki anlayışlarımı doğru ve tutarlı kıl. Katından beni güçlü kılacak bir destek ver. Duasını okuyarak başlanmalıdır. Dikkat edilirse, Kur'an'ı okumakla ilgili önerilen bu şartlar, Birer tavsiye özelliğinde ve o sırada Kur'an'dan okunacak duaların daha net bir düşünce enerjisi şeklinde ilahi kayıt merkezlerine ulaşabilmesi içindir. Kur'an'ın hiçbir yerinde Kur'an'ı okurken abdest alma, kadınla ilgili başını örtme veya ay halinde olmamasıyla ilgili şartlar söz konusu edilmemiştir. Böylesi şekilsel ve merasimvari engeller koymaksa Fussilet 26. ayette belirtildiği gibi şirk ortak koşanların Kur'an'ın okunmasını engelleme isteklerinin gerçekleşmesini sağlayacak ve Hz. Muhammed'in Furkan 30. ayette belirttiği ''Korkarım ki bir zaman gelecek, ümmetim Kur'an'dan uzaklaşacaktır, anlamadan okuyacaktır'' korkusu da gerçekleşmiş olacaktır. Ali İmran 191 ve Nisa 103. ayetlerde Allah'ı anmak ve Kur'an'ı her durumda ve her vakitte okumak gerektiği belirtilmekte ve şekilsel ve kıyafete ilişkin herhangi bir kural bulunmamaktadır. Bu konuyu pekiştirmek üzere Hz. Muhammed şu sözü söylemiştir. Resulullah heladan çıkınca Kur'an okur, bizimle et yerdi. Cenabet, kafa karışıklığı halinden başka hiçbir şey onunla Kur'an arasına perde olmazdı. Kütubu Sitte 3772 Hazreti Muhammed'in Yemen'e tayin etmiş olduğu Muaz ve Ebu Musa konuşuyorlar. Ey Ebu Musa, Kur'an'ı nasıl okuyorsun diye sordu. Yatağımın üzerinde, namazımda, bineğimde zaman zaman fırsat buldukça parça parça okuyorum." dedi. Kutubus Sitte 4300. Kur'an'ın anlıya anlıya ve düşüne düşüne okunması kesin emri olduğuna göre onu sadece Ramazan ayına sıkıştırmak ve hatim indireceğim koşuşturmasıyla anlamadan ve dolayısıyla da düşünüp imanın pratikleri olan salih amelleri muhkem kurallara göre öğrenip yaşama yansıtamamak çabası, Rad 14. ayette belirtildiği gibi su içmek üzere su başına kadar gitmek fakat hiç su içemeden geri dönmek demek olarak belirtilmiştir. Gerçek hatim, Kur'an'ı anlamadan ve sadece Arapça kelimelerin telaffuzuyla name şeklinde duygusal etkilenimle bitirmek değil, anlayarak ve üzerinde düşüne düşüne, yavaşça ve bütün yıl süresince her gün azar azar okumak demektir. Ve Ramazan ayı içinde Kur'an'ı hatmetmeyi hedeflemek demek bir nevi bu hatim hedefini tutkulu bir heves haline getirmek olacaktır. Bu nedenle diyorum ki Kur'an bir Ramazan ayı kitabı değil Yaşam boyu her gün anlayarak ve azar azar okunacak bir kitaptır. Emeviler yeni ele geçirdikleri ve dilleri farklı olan yerlerdeki halk Müslüman olup vergi vermekten kaçınmasınlar diye Kur'an'ın mutlaka Arapça okunmasını Müslüman olma şartı koymuşlar ve zamanla da Kur'an'ın sadece Arapça okunmasının daha sevap olacağı yalanını da eklemişlerdir. Esasında Kur'an'da Arapça yanında ayrıca Yunanca'dan Pehlevice'den Farsça, Eski Mısır dilinden Hintçe, Habeşçe ve Turani dillerinden kelimeler de bulunmaktadır. Makbul kişi Henüz dünyaya gönderilmeden önce, Allah'la yapılan anlaşmanın yedi sözüne sadık olmaya çabalama temelinde, Allah'a teslim olmak demek olan İslam dininin bireyi yani Müslüman olan, daha sonra diğer dört gaybe içten iman ederek gerçek Müslüman olabilmektir. Fatır 10. ayette belirtildiği gibi, imanlı olmanın pratik uygulamaları demek olan ve Kur'an'da muhkem kurallar olarak bildirilenlere uygun olumlu salih ameller gerçekleştiren, diğer bir ifadeyle muhsin olan kişi de artık Müslüman, imanlı ve muhsin aşamalarında yani mümin kişi demektir. Muhsinliğin salih amellerini ileri derecede başarmış mümin kişi artık makbul kişi veya diğer bir ifadeyle kamil insan arınmış kişi olma aşamasını da başaran kişi olmaktadır. Bu kişi sonucun bir sebebin ilahi kurallara göre oluşmuş olduğunu bilir. Nefslerine göre değerlendirmez ve ilahi sisteme karışırım endişesiyle bir yorum getirmez ve sadece izler. Onun için diğerleri yoktur ve her parça bir bütünün parçasıdır. Bir inanca bağlı olmaksızın bütün inançlara saygılıdır ve onlarla beraberdir. Malın, servetin, şaşanın, makamın cazibesinden kendini kurtarmıştır. Diğer insanlarsa sadece sonuçları izler, kendilerince vardıkları zanlarla yorum yaparlar. Nefsleri çerçevesinde isyan eder, sevinir, üzülür, coşar, küfreder, memnun olur veya olmaz, sever veya nefret eder, yaşamın haksızlığından yakınır veya şanslılığını düşünürler. Yeşil taş K, Arif için din yoktur. Bu kişinin artık parapsişik yetenekleri de söz konusudur. Ancak bu yetenekler makbul kişi olmasa da bazı insanlarda doğuştan itibaren olabildiğinden gerçek makbul kişi Zaten bu yeteneklerini menfaatine kullanmama düzeyinde olduğundan bunları istismar edilmesin diye ifşa etmez. Müslüman olmayan yani Allah'a inanmayan imanlılığın diğer şartlarını da iman etmeyip sadece muhkem kurallara göre olumlu ameller gerçekleştiren ateist gibi kişi ancak muhsin kişidir, mümin değildir. Yaptığı olumlulukların karşılığı hem dünyada hem de ahirette verilecek fakat iman etmemesinin hesabı yine ahirette sorulacak ve karşılığı verilecektir. Gerçekte ateist de olsa bu kişi vicdana inanmaktadır ki bu da bir nevi inanç olmaktadır. Çünkü Allah zaten vicdan özelliğiyle içimizdedir. Bu ruh imansızlığının yanında şirk koşmuş veya sadece puta inanıyorsa bu olumluluklarının ahiret hesabına yansımayıp kişiye sadece dünya yaşamında fayda sağlayacağı İsra 18, Hud 15 ve Kef 105. ayetlerde açıklanmıştır. Melek adayı. Kur'an'ın genelinden oluşan düşünceme göre dünya, inslerin öğrenci ruhların görevli meleklik diplomasıyla mezuniyetleri beklenen bir eğitim projesinin eğitim okuludur. Dolayısıyla da bu öğrenci ruhlar melek adayı olmaktadırlar diye düşünüyorum. İşte bu projeye hazırlık olmak üzere Elesti Bezmi denilen makamda Elesti Birabbikum, benim Rabbiniz olduğuma ve diğer altı konuya sadık kalacağınıza söz veriyor musunuz? diye sorulup, Kalu Bele, evet dediler şeklinde söz verildiğinde Allah, dünya yaşamı ve eğitimi sırasında toplam yedi konuya uyacağına dair insle, öğrenci ruhlu anlaşma yapıyor ve bu maddeleri bilinçaltı olarak hafızasına yükletip öğretiyor. Tabii gerçeği Allah bilir. Melekliğe hak kazanma, muhsin ve veya müminlik de dahil makbul kişi aşamasına ulaşabilenler için ancak söz konusudur diye düşünüyorum. Muhkem, değişmez ana kurallar ve müteşabih Değişken araç mesajlar. Ali İmran 7. ayette Kur'an'da muhkem, değişmez amaç ve müteşabih, değişken araç olmak üzere iki türlü mesaj olduğu belirtilmiştir. Muhkem, değişmez amaç mesajlar diğer bir deyimle kesin, değişmez hükümlerdir, ana kurallardır. Dinin anayasası olan Kur'an'ın temel maddeleridir ve Kur'an'da bu kurallar, ana kurallar Ümmül Kitap, Kur'an diye tanımlanmaktadırlar. Muhkem, değişmez amaç mesajlar, her biri birer ibadet etme yöntemi ve insanın yaşamında uyulması temel hedef olan ve amaç edinilmesi emredilen mesajlardır. Bunlar değişmeyecek, statik, her topluma uygun, ezeli ve ebedi özellikli, tartışılmadan kabul edilip benimsenecek olan mutlak, kesin ana kurallardır. Bir aktivitenin, esas olan, son hedefini belirten hüküm mesajlardır ve genellikle bir iki kelime ve onu tamamlayıcı özellikteki kelimeler şeklindedirler. Kur'an şeriatı denince bu mesajlar anlaşılmalıdır. 400'ü aşan sayıda belirlemiş olduğum ve her biri ahlaki ve davranışsal, yaşam kuralları olan bu muhkem, değişmez amaç mesajlardan birer olan namaz, hac ve oruç üçlüsü ise şekilsel, ritüelli ibadetme yöntemleridir ve En'am 162 ve Bakara 196. ayetlerde vurgulandığı gibi salatlardan farklı olarak nüsuklar diye tanımlanmakta ve bireysel ibadetmeler olmaları nedeniyle de ancak fayda sağlayıcılıkları kişiye sınırlı olan toplum dışılığa yönelmeye, inzivaya çekilme gibi ve riyayla istismarcılığa da uygun olabilecek ibadetmelerdir geri kalan diğer 440 sayıda belirlemiş olduğum muhkem, kesin kurallarsa ancak toplum içinde yaşanarak pekiştirilecek ve her biri Allah'tan alacaklı kılacak ahlaki olgunlaşmaya yönelik birer ibadet etme yöntemidirler. Müteşabih, değişken araç mesajlarsa, a. Ana hedef ve amaç olan muhkem, değişmez ana kurallara götürücü, onları gerçekleştirici araçlar, yöntemler veya b. Allah, ahiret, melek, cennet, cehennem, cin, şeytan, vahiy vesaire gibi semboller veya C. Evrenle ilgili bilgilerdir. Sembol olmayan yöntem, araç olan müteşabihler, dinamik, esnek, değişken özellikte ve zaman ve topluma göre farklı olabilecek mesajlardır. Burak Özdemir müteşabihleri bir gitarın çok ses çıkaran teline benzetmiştir. Zamana ve toplumlara göre farklı ve değişken olan müteşabih, değişken araç mesajlar, kişisel kanaat ve benim inancım budur deyip kurallaştırmalara müsait mesajlar olduğundan Ali İmran 7. ayette bu mesajları değişken olarak değil de muhkem kurallar gibi değişmez ve farz özellikle önemseyenlerin içleri fesatlar olacağına dikkat çekilmiştir. Örneğin şeriat diye tanımlanan hukuk kuralları da bu müteşabih değişken araç mesajlardır ve Hazreti Muhammed döneminde henüz devletleşmemiş bedevi Arapları geleneklerinden kurtarıp devrimsel yenilikler getiren geçici hukuk kurallarıdır. Muhkem değişmez ana kurallar gibi bu müteşabih değişken araç mesajları da mutlak ve değişmez kurallar olarak kabul etmek, muhafazakarlık, yenilikleri kabul etmeyen tutucu diye tanımlanmaktadır. Bu da Kur'an'ı tamamen değişmez, tek topluma sınırlı, bütün insanlara ve zamanlara hitap etmeyen bir kaba hapsedilmiş donuk bir su misali cansız, stabil bir kitap olarak kabul etmek olacaktır. Diğer bir ifadeyle bu kişi bir nevi geçmişte kalan yani düncü de demektir ve bu insanlarda müteşabih, değişken araç mesajların geçmişte olduğu gibi günümüzde de İslam şeriatı, hukuku ismi altında devam ettirilmesini isteyenler olmaktadırlar. Dolayısıyla değişken mesajlar Allah'ın dinamik şeriatı değil, insan şeriatı diye istismar edilen mesajlar olmaktadırlar. Bütün ülkelerin hukuk kurallarına baktığımızda Kur'an'daki muhkem kurallar temelli olduklarını göreceğiz. Değişen her ülkenin kendi şartlarına göre hazırladığı yönetmeliklerdir diyebiliriz. Fiili olan ve dolayısıyla bir faaliyete yönelik bir ayetteki Muhkem ve müteşabih değişken araç mesajı kitabın giriş bölümünde belirttiğim ve Kur'an'ın bir bilgiyi bildirmesine yönelik dört yöntemi dışında bir işlem anlatan ve fiili olan bir ayette şu yöntemle buluyorum. Bir ayetin önce düşünce, öneri veya amele işleve ilişkin olan fiilini buluyorum. Bu fiil ya doğrudan biz insanlara hitap etmekte ve yapmamız istenmekte veya kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali ya peygambere veya bir başkasına söylenmekte ve bizim de bu hükme uymamız istenmektedir sonra ayette olup fiili tamamlayan kelime varsa onu bulma amacıyla bulduğum fiile kimi kime neyi neye nereyi nereye sorularını soruyorum Böylece bulunan bir veya iki kelime muhkem ana kural olan mesajın hedefi ve fiilin amacı, yani tamamlayıcı kelimeleri olmuş oluyor. Bulunan muhkem kurallara bu defa ne ile nasıl soruları sorulursa, müteşabih değişken araç mesaja, yani muhkem ana kurala, amaca, hedefe götürücü, gerçekleşmesini sağlayıcı araç, yöntem veya kullanılacak vasıta ortaya çıkmış oluyor. Örneğin Hac 27. ayette insanlara hacca gidişi bildir, yürüyerek veya develeri üzerinde gitsinler ayetinde fiil gitsinler hac kelimesiyle birlikte hacca gitsinler ifadesi muhkem ana kural ve farz tartışmasız bir emirdir. Bu hedef için o zaman araç, yöntem yürümek veya devedir. Bu ifade müteşabih değişken araç mesaj demektir ve zaman ve topluma göre değişken olandır. Yani insanlar hac için Mekke'ye yürüyerek, koşarak, otomobil, taksi, otobüs, kamyon, helikopter veya uçak gibi farklı araçlarla gidebilirler demektir. Kur'an'da muhkem ana kural bilgisi şu dört yöntemle de verilebilmektedir. 1. Hikaye içinde bir mesaj olarak. 2. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla şeklinde en direkt olarak. 3. Olumsuz bir cümle içinde fakat olumlu şekilde. 4. Bazen muhkem ana kural veya bilgi tek bir ayette değil, bir sureye, birkaç sureye veya Kur'an'ın bütününe dağınık bilgi parçacıkları şeklindedir. İşte içindeki ilahi ve doğa bilgileri yanında Kur'an dinamik esnek Canlı özellikli bu müteşabih değişken mesajlar sayesinde ve tartışılmayan her topluma uygun ve ebedi kalıcılığı olan muhkem kurallarıyla mucize bir kitaptır. Bütün insanlar için temel yaşam kuralları demek olan muhkem kuralların bir kısmı Allah insan ilişkisiyle ilgili ve dolayısıyla da uygulanmadığında dünya ve veya ahiret azaplı olacağı bir kısmı da sadece insanın menfaatine mutsuz olmasın diye beden ve manevi yönünün korunmasına yönelik veya insanlar arası sosyoekonomik ilişkileriyle ilgili tavsiye niteliğinde olup uygulanmadığında da azap olacağı belirtilmediğinden azap cezasız olan mesajlardır Dikkat edilirse, azap cezalı olan muhkem ana kuralların uygulanmazsa kainatın seyrine, seyri sülûke, olumsuz etki yapabilecek özellikli kurallar oldukları görülecektir. Belirleyip, Kur'an ve son İslam kitabımda topladığım 440 muhkem ana kuralın 226'sı yasaklar, haramlar, 214'ü ise Allah'ın bizden yapmamızı istedikleri olanlar olmuştur bunlardan yasaklara uymamak veya yapılması istenenleri yapmamak birer suç, yani zarar verici veya görücü bir günah işlemek olmaktadır diye düşünüyorum. Müslüman Müslüman, Allah'a şirk koşmaksızın iman edip sadece O'na teslimiyet ve kulluğu kabul etmek demek olan, İslam dininden olan demektir. Müslümanlığın erkeği Müslim, kadını ise Müslime diye isimlendirilir bu sözel ifade aşamasıyla Müslüman kişi ilk aşamada sosyal yönden İslam dini toplumuna dahil olmuştur ve henüz iman edecek kişi ve muhsin, mümin ve makbul, insanı kamil olacak kişi adayı düzeyindedir. Diğer bir ifadeyle, Müslüman olduğunu söylemek ancak imanlı oluşa, muhsinliğe ve müminliğe yönelmenin sadece başlangıcında olmak demektir. İşte bu ayrıma uygun olarak, Hücurat 14. ayette, Müslümanla iman edenin, Ahzab 35. ayette de Müslümanla muhsin ve müminin ayrı oldukları vurgulanmaktadır. Müteşabih, değişken araç, kural, mesaj. Muhkem, değişmez amaç ve müteşabih, değişken araç kısma bakınız. Namaz, hac ve oruç, nüsuklar. Namaz, oruç ve hac, ritüelleri olan ve bedenin şekilsel ibadet etme yöntemleridir. Ancak bunların her bedensel hareketi önemli anlamlar içerir. Örneğin, namazın kıyam hareketi, ben sadece Allah'ın huzurunda ayağa kalkarım ve O'nun huzurunda saygılı dururum. Rükua varış, sadece Allah'a kulluk eder, başka hiç kimseye kul köle olmam haklıysam hakkımı ararım ve Allah'la aramada ne bir kişi ne de bir maddi nesneyi veya başkasına zarar verici derecede hevesi, hırsı, şehveti, kini, kıskançlığı, düşmanlık gibi hiçbir nefsi put olarak koymam. Secde etmekse, Allah'ım seninle yaptığım yedi maddelik anlaşmaya sadık kalacağıma, beş gaybe içtenlikle iman edeceğime, ve Kur'an'la bildirdiğim muhkem ana kurallara uygun, olumlu ameller gerçekleştireceğime, şu alnımı değdirdiğim toprağa şahit kılıp yemin ediyorum, demektir diye düşünüyorum. İşte bu nedenle de bu aktiviteleri zamanımızın uygunluğuna göre günde 5, 4, 3, 2 veya hiç olmazsa bir defa mutlaka uygulamamız önemlidir. Hiç namaz kılmamaktansa durumunuza uygun bir şekilde mutlaka kılınması, sayıyı tutturamadığından tamamen namazdan uzak duranlardan ne kurtarırsak kârdır deyimine uygun düşecektir. Kur'an'da namaz şeklinde bir kelime olmamasına rağmen namaz, ya Araf 55, 205, En'am 42-43 ve 63. ayetlerde Tedarruan dua, Kur'an'ın birçok ayetinde de rükû ve secde ikilisi ve az sayıda sadece rükû veya secde olarak da yer almaktadır. Ayrıca salat faaliyeti de önce sosyal dayanışma, yardımlaşma toplantısı şeklinde olduğu gibi, ayrıca durum uygun olunca, ikinci aşama olarak toplu namaz kılma şeklinde de uygulanmıştır. Hac veya umrenin anlamı, Kabe'nin karşısındayken Allah'ım tek Allah, tek insanlık nesli ve kardeşliğiyle tek dinin İslam olduğunu kabul ettiğime ve seninle yapmış olduğum anlaşmanın diğer maddelerinden olan kainatı araştırıp ilim yapacağıma ve Kur'an'ı anlaya anlaya, düşüne düşüne okuyacağıma bir daha söz veriyorum. Bundan sonraki hayatımı da buna göre yaşayacağımı taahhüt ediyorum demektir. Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelme uygulamasını Hazreti İbrahim'in eşi, Hacer'in oğlu İsmail'e su bulmak amacıyla, Allah'a tevekkül edişini ve dualarını, sabredip çabasını sürdürmesini örnek alacağım demektir. Şeytan taşlamanın sembolizmi ise, Allah'ım seninle yaptığım anlaşmamızda söz verdiğim gibi, olumlu nefslerimi itidal, sıratel müstakim düzeyinde tutacağıma, olumsuz nefslerimi ise öldüreceğime, ve şeytanı tek düşmanım belliyip olumsuz nefslerimi kullanıp beni kandırmasına müsaade etmeyeceğime tekrar söz veriyorum demektir diye düşünüyorum. Sadece hac sırasında farz kılınan ve Mekke dışında müsaade edilmeyen kurban kesme ise bütün olumsuz nefslerimi kurbana yüklüyor ve onunla birlikte ölmelerini dileyip taahhüt de ediyorum. Bununla da insanlardan et yemeyen fakirlere de yardım etmiş oluyorum anlamında olan bir uygulamadır. Oruç tutmaksa, nefslerin en güçlüleri olan açlık ve şehvet nefslerini itidal düzeyinde dizginleme iradesinden başlamak üzere olumlu ve olumsuz diğer bütün nefslere yönelik iradeyi güçlendirme idmanı demektir diye düşünüyorum. Öğrenci, ruh, ins, Ademle başlatılan görevli melekler eğitim projesi diye adlandırdığım projeye göre, eğitim için dünyaya gönderilen melek adayı inse, ruha verdiğim isimdir. Peygamberlerin örnek alınışı Peygamberlerden örnek alınacak davranışlar, Allah'ın biz beşerlerden yapmamızı istediği ve Hz. Muhammed aracılığıyla bildirdiklerine uymak ve öyle davranışlarla yaşamaktır. Ali İmran 33, Ahzab 21 Ki bu davranışlar, Allah'la yapılan anlaşmaya sadakat, içten iman etmek ve muhkem kurallara uygun olumlu ameller gerçekleştirmek demektir. İşte peygamberin izinde olunacaksa, bu konuları uygulama çabası içinde olunması ve Kur'an'ı da her topluma ana dillerine çevrilmiş olarak hazırlamak demektir. Yoksa Hz. Muhammed'i insan olması ve bedevi yaşamı nedeniyle olan davranışlarını kıyafetlerini ve gelenekleri uygulama alışkanlıklarını taklit etmek ve bunları dinselleştirmek değildir. Salih amelleri yapmamaktan endişe ve korku içinde olansa, takva sahibi olarak tanımlanmaktadır. Reenkarnasyon, tekrar doğuş bu konu, din ve inançla doğrudan ilgili olmayıp sadece kabul etme veya etmeme konusu olduğundan değinilmesini uygun bulmuyorum. Resul ve Nebi Ahsap 40. ayetle Allah'ın elçiliği ve önceki nebilerin bildiklerini, görevi olan resullük ve vahiy ettiklerini bildirmek üzere insanlara tebliğ etmek demek olan nebiliğin Hz. Muhammed'le sonlandırıldığı belirtildiğine göre son resul ve nebi olan Hz. Muhammed'den sonra Kur'an'ı ve içindeki Allah'ın İslam dini temelli, uyarıcı ve yol gösterici bilgilerini en ufak bir değiştirme yapmadan hatırlatan ve Kur'an'a uymayan kabulleri bildiren ilahi görevli kişiler olduğunu ve daha da olacağını söyleyebiliriz. Farsça kelime olan peygamber kelimesi hem nebi hem de resul için ortak kullanılan bir kelimedir diyebiliriz ki peygamber olarak bir tek kişinin bir baş öğretmen gibi kendi toplumundan başlamak üzere bütün insanlığı uyarma dönemi kapanmış olmaktadır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Hz. Muhammed'den sonra her kişinin açık ve anlaşılır ayetler, muhkem, değişmez amaç kuralları içeren Kur'an'ı anlayarak okuyup, İslam dinine ait kuralları bireysel olarak öğrenmesi ve kimseye kul olmadan kendi yolunu bizzat kendisinin bulması, diğer bir ifadeyle bireysel gayretle İslam dinine ulaşma dönemi başlatılmış bulunmaktadır. Kırbaşoğlu Hayri Ahir Zaman İlmi Hali Ancak, Arada ve Allah uygun buldukça Kur'an'daki muhkem değişmeyen ana kurallara uygun olumlu ameller gerçekleştirmek demek olan doğru yola yönlendirici kuralları hatırlatıcı ve kim olduğu açıkça belli edilmeyen peygamber olmayan gizli görevliler bugüne kadar bir öğretmen olarak zaman zaman görevlendirilmiş ve halen gönderilmektedir ki bunlar Fatır 32. ayette Kur'an ve Hz. Muhammed'in mirasçıları olarak tanımlanmışlardır. İşte burada bence püf nokta gerçek uyarıcılarla şeytanın yoluna sapmış ve insanları Kur'an'ı anlamaktan uzaklaştıranları bizlerin çok iyi ayırmamız ve böylelerinden uzak durmamız gerekmektedir. Bunun için kullanacağımız filtre olarak da şüphesiz tek kaynak Kur'an olacaktır. Yine diyebiliriz ki hem Resul ve hem de Nebilik dediğimiz peygamberlik, Hz. Muhammed ve Kur'an'la bittiğine göre de, önceki peygamberler ve kitapları da yürürlükten kalkmış diyebiliriz. Ancak bu kaklı tamamen gerçekleşinceye kadar, bu kitaplar yine kabul edilmiş sayılacaklar ve düşman gruplaşmalara zaman içinde son verilecektir. Dolayısıyla bütün insanlığın Hz. Muhammed'i son peygamber, ve Kur'an'ı da son kitap kabul etmeleri zamanla gerçekleşecek demektir diye düşünüyorum. Ve bu düşüncemi A'raf 157 ve Sad 88. ayetlere dayandırıyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi insanların gittikçe artan oranda Kur'an'daki evrensel ve zaman üstü muhkem değişmeyen ana kurallara iman etmeleriyle mümkün olacaktır. Bu nedenle de Kur'an'ın raflardan inmesi ve süslü bohçalardan çıkarılması ve anlayarak, üzerinde düşüne düşüne ve içten benimsenip yaşama yansıtılmak üzere okunmasının önüne konulan şartlardan özellikle Arapça şartından kurtarılıp özellikle ergenlik yaşlarından itibaren her düzeydeki insan tarafından kolayca anlaşılmak üzere okunması oldukça önem arz etmektedir. Sayın Hakkı Yılmaz'ın Resul hem meleklerden hem de insanlardan, Nebi ise sadece insanlardan olmuştur. Saptaması bulunmaktadır. Hakkı Yılmaz, Kur'an ışığında halis din ve dinde elçilerin yeri. Salat Salat kelimesi, başlıca sosyal yardım, Birliği pekiştirme ve dayanışma toplantıları, faaliyetleri, kurumları, vakıflar, dernekler, aşevleri vesaire kurmak, Müzzemmil 20, ahsap 56, Hac 77, Maide 66, Tövbe 103 gibi temel anlamı olan bir kelimedir. İşte cihad etmenin diğer gerçek anlamlarından biri de budur. Çünkü Allah, grup veya en ideali tüm insan nesli şeklinde tekamül etmeyi başarmamızı istemektedir. Buradaki amaç, ortak bir hedefte bir araya gelen bir grubun birleşik düşünce gücü oluşturması olmaktadır. Bu paralelde İranlı şair Sadi şu sözü söylemiştir. Gidilecek yol halka hizmetten başka bir şey değildir. Tesbihe, seccadeye ve yamalı cübbeye değildir. Kur'an'da çoğunlukla salat kelimesi, zekat kelimesiyle birlikte kullanılmaktadır ki bu ikili ifade sosyal yardımlaşma faaliyetleri ve bunları maddi olarak destekleme anlamında olmaktadırlar. Ki bu salat aktiviteleri temelde sosyal dayanışma birlik şeklinde bazen ve fırsat da varsa toplu halde namazlı ve veya Kur'an eğitimli olarak da iki veya üç aşamalı uygulanmıştır. Kur'an'da namaz şeklinde bir kelime olmamasına rağmen, namaz ya Araf 55, 205, En'am 42, 43 ve 63. ayetlerde Tedarruan dua, Kur'an'ın birçok ayetinde de rükû ve secde ikilisi ve az sayıda sadece rükû veya secde olarak da yer almaktadır. Ayrıca salat faaliyeti de önce sosyal dayanışma, yardımlaşma toplantısı şeklinde olduğu gibi, ayrıca durum uygun olunca İkinci aşama olarak toplu namaz kılma şeklinde de uygulanmıştır. Ancak temel salat uygulaması toplanma ve dayanışma için bir araya gelmedir ve normal abdest veya cünüp hali yanına yatmayacak kadar hafif bilinç bulanıklığını düzeltmek amacıyla boy abdesti istenen de bu uygulamadır. Hazreti Muhammed ve Hazreti İsa'ya da yapmaları istenen ilk uygulamalardan biri salat olmuştur. Müddessir 20 Araf 170 Meryem 31. Hz. Muhammed'e inananların sayısı arttıkça önce evlerde gizli toplanılırken sonraları açıkça ve belirlenen binada toplanılır olmuştur. Zamanla bu binaya cami yani toplanma yeri denmiştir. Buradaki toplantılar özellikle sosyal dayanışma ve yardımlaşma, sosyal sorunları tartışıp çözümleme yanında bazen ve fırsat olunca Kur'an'ın inen sure ve ayetlerini ezberletme ve eğitim amaçlı yapılırdı. Sonraları namaz dediğimiz toplu dua etmelerde eklenmiştir. Ancak Halife Osman'dan başlamak üzere salat toplantıları önce Kur'an eğitimi ve namaz uygulamalarına, Muaviye ile başlamak üzere de sadece toplu halde namaz kılınan yerlere dönüşmüştür. Halen aynı uygulama maalesef bu şekilde devam ettirilir durumdadır üçlü toplantılar şeklindeki uygulamanın kısmen sadece cemevlerinde uygulanmakta olduğunu söyleyebiliriz. Salat kelimesi, Sayın Hakkı Yılmaz ve Mustafa Sağ'ın mealleri dışındaki bütün meallerde her nerede bu kelime geçmişse hemen sadece namaz anlamında kullanılmıştır. Bu kullanılışsa tüm meallerde tek ve dar anlamıyla olan namaz kelimesinin 230 defa geçmesine ve namazın sanki ilk ibadet etme yöntemi olduğu yanılgısına neden olmaktadır. Halbuki, Araf 206, Cin 18, Furkan 64, Hac 26, 77 ve Tövbe 112. ayetlerde namaz kelimesi kıyam, rükû ve secde üçlüsü ikilisi veya teklisi şeklinde tanımlanmıştır ve salatla ibadet etme kelimelerinden de ayrı kullanılmıştır. Çünkü namaz nüsuk diye tanımlanan şekilsel dua ritüellerinden biridir ve En'am 162. ayette salat kelimesinden ayrı yer almıştır. Nüsuklar namaz, oruç ve hac. Müzzemmil 20. ayette salat kelimesiyle Kur'an'ı öğrenme ifadesi de ayrı belirtilmişlerdir. Ancak sosyal yardımlaşma toplantılarına katılma ve bu toplumsal faaliyetler için toplanma sırasında bazen ek olarak namaz kılınmış ve veya Kur'an eğitimi de yapılmıştır diye düşünüyorum. Bu nedenle de salat kelimesini sosyal dayanışma, yardımlaşma toplantıları ve bu toplumsal faaliyetleri yerine getirin, bazen namazlı ve veya Kur'an eğitimli ifadesini kullandım. Salatıl Vusta ifadesi ise sosyal faaliyetlerde bulunmak, Kur'an eğitiminde bulunmak ve namaz kılmak şeklinde üçlü işlemi bir arada yapmak üzere toplanmak demektir diye düşünüyorum. Sayın Hakkı Yılmaz ve Mustafa Sağ da aynı görüşteler. Keşke böylesi üçlü toplantıları sadece cuma günleri değil, daha sık ve daha uygun zamanlar olan sabah erken, akşamüstü veya gece vakitlerinde yapsak diyorum. İnşallah. Ekimus salate ifadesi de sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumları, dernek, vakıf, yaşlı huzur evleri, aş evleri, sığınma evleri gibi oluşturmak anlamındadır. Salli, sallu, salla, salavat. Salli, sallu ve salavat kelimeleri ise Kur'an'da sadece destek olmak, yardım etmek, yardımcı olmak, yolunda olmak anlamlarında kullanılmıştır. Daha ilk sure olan Alak 10. ayette salli ifadesiyle bu faaliyete önem verilmesine değinilmiştir. Kevser 2. ayette peygamberden Allah'a, kıyamet 31'de imansız kişi peygambere destek lasalla olmuyor, Bakara 157'de Allah'tan güçlüye, sabırlıya, Ahsap 43'te Allah ve meleklerden iman edene, 56'da Allah ve meleklerden peygambere, Tövbe 40'ta Allah'tan peygambere, Nasr yardım, 99'da imanlıdan peygambere ve 103'te peygamberden suçunu açıklayan imanlıya destek, sallu, salli veya salavat yapıldığı vurgulanmıştır. Bu konu için ayrıca Ahsap 56. ayete ve dipnotuna da bakınız. Salih kişi. Salih kişi, Kur'an'da olan ve din denilen muhkem kurallara uygun, olumlu, faydalı, salih emeller gerçekleştiren demektir. Ki bu kişiye Kur'an'da muhsin denmektedir. Hz. Muhammed ölen kişiyle sadece amellerin birlikte olacağını söylemiştir. Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri baki kalır ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır. Tabii baki kalacak olan kişinin topluma fayda sağlamaya devam edecek olan olumluluklarıdır ki bunlara pasif amel denmektedir. Yaşarkenki amellerse aktif amellerdir. Bir kişi Müslüman olmadan ve iman etmeden olumlu ameller gerçekleştirmesiyle muhsin aşamasına ulaşabilirse de bu kişi imansız olduğu için müminlik ve dolayısıyla insanı kamil aşamasına ulaşamayacaktır diye düşünüyorum. Sırat-el müstakim. Bu ifade, Kur'an'ın genelinde doğru yol, orta yol, itidal yolu, dengelilik, hidayette oluş anlamında kullanılmıştır. Mahşerde nefslerimizden hesaba çekileceğimiz Tekvir 14, Fecr 27, Kıyamet 14 ve Mü'min 17. ayetlerde belirtilmiştir. İşte hesaba çekilecek olan nefslerimizden olumlu ve nefsimizin yaptırdığı herhangi bir aktivite, düşünce veya uğraşın, yemek, içmek, cinsi aktivite, sevmek, sevinmek, üzülmek, dinlenmek, gezmek, öğrenmek, ibadet etmek, müzik, sanat, iyilik, doğruluk, çalışmak, ilim yapmak vesaire normal düzeyde itidal düzeyinde yapılması o nefsin sıratel müstakim hali demektir. Hiç yapılmaması ve kişinin kendini bundan mahrum etmesi, tefrit veya aşırı yapılması, ifrata, israfa, aşırılığa, fahişliğe kaçma düzeyi demektir. Kullanılan bir deyimle, normale yakın azı karar, normali ise yarar, çoğun ve inkarın aşırısı ise zararın karşılığı gibidir. Bu uygulamanın dini uygulamalar dahil bütün olumlu ameller için olması gerektiği Nisa 171. ayette vurgulanmıştır. Hz. Muhammed, itidali çok yüksek ve çok düşük kıyafet yanlıştır demiştir. Olumsuz nefsin sıratel müstakimliği ise onun öldürülmesi demektir diye düşünüyorum. Bu istem, Ankebut 57, Enbiya 35, Bakara 54 ve Kaf 18. ayetlerde bütün nefsler ölümü tadacaktır şeklinde ifade edilmiştir. Ki öğrenci ruhtan dünya eğitimiyle bunları öldürmede başarılı olması istenmektedir. Tabii ki şirk koşma, öldürme, hak gasp etme ve zina olaylarında azı karar sözü söz konusu değildir. Şefaat Şefaat, günahları bağışlama, affetmek demektir. Bu af yetkisi doğrudan peygamberlere verilmemekte olup, Hud 46, Tövbe 80, ancak Allah'ın izniyle Yunus 3, Sebe 23 ve uygun bulunan başarılı öğrenci ruhlara Meryem 87, sınırlı olmak üzere ve melekler aracılığıyla Enbiya 28, Necm 26 gerçekleştirilecek bir işlemdir. Peygamberleri de özel görevli birer melek olarak düşünürsek belki onlar da Allah tarafından şefaat için görevlendirilebilirler diye düşünebiliriz. Ancak böyle bir görevlendirmeyi mutlak görmek Allah'ın işine karışmak gibi olacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle şefaat ya Resulullah ifadesi doğru olmamaktadır. Zaten şefaate kimin uygun olacağı da Allah'ın değerlendirme ve bilgisi dahilindedir. Yunus 3, Sebe 23 Şirk koşma ve çeşitleri Kur'an'ın genelinde sık kullanılan şirk koşma çeşitleri şunlardır. 1. Herhangi bir puta tapmayan, Allah'ın tek ilah olduğunu ve bildiklerini inkar eden, yani hiçbir şeye inanmayan, ilahi gerçekleri reddeden, kafir olan demektir. Kişi, Allah'a ve bildiklerine inanmayıp sadece ilah diye cansız bir put olarak bir eşyaya, maddeye veya bir canlıya, kişi, hayvan veya bitkiye, ağaca tapınmak ve ilahi bir yardımı ondan istemek üzere dua ediyorsa, beyine birinci ayette buna hem kafir, küfre sapan hem de müşrik denmektedir. 2- Kişi Allah'a inanıyor fakat bildirdiği muhkem ana kurallarına inanmıyor ve bu nedenle de a araya bir putu, eşyayı, maddeyi veya bir canlıyı, kişi hayvan veya bitkiyi koyarak bunu Allah'a ulaştırıcı olarak kabul edip ona dua ediyor ve ilahi yardımı önce ondan istiyorsa b yine 1 ve Bakara 221. ayetlerde buna müşrik denmektedir. B veya Allah'a inanıyor ve araya da put veya kişi de koymuyor ancak dini uygulamaları Allah'ın rızası için değil de bir başkasının ilgisini çekmek, görmesini sağlamak ve ondan bir menfaat, iş, makam, ticari kazanç, bilgi vesaire beklemek amacıyla diğer bir ifadeyle riyakarca yapıyor, iki yüzlü davranıyor. Kur'an böylelerine münafikun deyimini kullanmaktadır. Münafikun Suresi ve Haşr 17 C. Veya sözde Allah'ın rızası için veya Furkan 43. ayette belirtildiği gibi, Allah'ın rızasını ikinci plana iterek, kendisinin belirlediği fakat Allah'a şirk koştuğunun bilincinde olmaksızın bir hedefi, para, mal, çocuk, makam, şöhret, İtibar ibadetme sayısını tutturma, özellikle şehvet düşkünlüğü gibi olumsuz nefslerden biri bir eşyayı dine dayandırarak vazgeçilmez kılmak, bir hevesin tutku şeklinde aşırılığı vesaire araya koyarak onu hedefleyerek ve vazgeçilmeyecek kadar ısrarla gerçekleştirmesidir. Bu uygulamaya ise gizli şirk ve putlaştırma denmektedir. Yani Allah kendisine gönderilecek olan bir dilekçe de sadece dilekçe sahibinin imzasını istemektedir. Dil ikinci bir imza, paraf bile istememektedir. Sekreter de kullanılmasını istememekte ve ilahi bir yardım isteğinin doğrudan kendisinden istenmesini emretmekte ve olumlu bütün amellerin Allah'ın rızasını önceleyerek yapılmasını istemektedir. D. Son olarak da yapmakta olduğu bir işi için ilahi yardım istemini doğrudan Allah'tan değil de bir türbede yatandan, muskadan veya uğur diye taşınan bir eşyadan beklemekte gizli birer şirktir. Takva sahibi olmak Takva sahibi olmak, Allah'la yapılan anlaşmada söz verilen yedi şarta sadık kalamamaktan, imanın şartları olan beş kaybe iman etmemekten ve muhkem kurallara uygun olumlu ameller gerçekleştirmemekten korkmak, endişe duymak, böylesi hatalar yapmaktan sakınmak demektir. Takva sahipleri öyle kişilerdir ki, Allah'ın buyruklarına uymayacağım endişesini taşıdıkları için, Kur'an'da bildirilen bu kuralları öğrenmek için gayret içinde olurlar. Dolayısıyla burada Allah'tan değil, insanın kendinden korkması söz konusu olmaktadır. Çünkü Allah sevgidir. Zaten insan korktuğuna değil, sevdiğine yakınlaşmak ister. Tevekkül etmek. Yapılmaya başlanacak veya yapılmakta olan bir işlem için sadece Allah'tan ilahi bir yardım istemek ve sonucu için Allah'a güvenmek demektir. Tevekkül edildikten sonra söze edilen işle ilgili elden gelen her türlü gayreti içtenlikle yapmaya devam etmek aktif tevekkül buna karşılık hiçbir çaba göstermeden sadece eli kolu bağlanmış gibi beklemekse pasif tevekkül demektir. Allah'ın istediği ve yardım edeceği tevekkül aktif olandır. Çünkü Allah, kapıya kadar gelmeyi ve kapısını da çalarak seslenilmeyi, yani çaba içinde olmayı istemektedir. Tevekkül etmek ifadesi ayrıca, insan iradesinin karışmadığı bir sıkıntıyı, hastalığı, olumsuzluğu Allah'tandır deyip kabul etmek için de kullanılmaktadır. Ancak insanın hakkının gasp edilmesi ve zulümle karşılaştığı bir olumsuzluğu itiraz etmeden ve hakkını aramak üzere çaba göstermeden kabullenmek Allah'ın kabul etmediği bir tevekkül şeklidir. Zekat. Verilen nimetlerden, imkanlardan toplumu yararlandırmak amacıyla vergi vermek, yani genele katkı sağlamak ilk zekatlardan biridir vereceği vergi dışında toplumu ve etrafındakileri bilgilendirmek, birisinin yardım ve desteği olmadan devletin çözemeyeceği toplumun bir ihtiyacını okul, hastane, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, aydınlatıcı bilgi, kitap, kütüphane, çeşme, su, yol, çocuk oyun bahçesi, spor kompleksi, sosyal tesis, ulaşım aracı, öğrenci ihtiyacı, cezaevi, çocuk yuvası yaşlılar yurdu, rehabilitasyon merkezleri, ibadet etme yerleri destekleri vesaire ile gidermeyi de vergiyi aksatmamak üzere yine bir nevi zekat olarak düşünüyorum. Birçok ayette salat ve zekat hep birlikte kullanılmıştır. Buna göre henüz devlet teşkilatının olmadığı ilk dönemlerde zekat uygulaması, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin maddi yönü amaçlı olmuştur. Daha sonra bu aktiviteye devlet vergisi de eklenmiştir. Hz. Muhammed şu sözleri söylemiştir. Resulullah buyurdular ki, kim malının zekatını sevap umarak verirse ona sevap verilir. Kim de zekatını vermezse biz zekatı ve malın yarısını cezalı olarak zorla alırız. Bu Rabbimizin kesin kararlarından biridir. Ali Muhammed'e ondan bir hak yoktur. Kutubus Sitte, Muaz 2011. Ve Hasan İbnu Ali zekat hurmasından bir tanesini alıp hemen ağzına attı. Resulullah, "Şt. At onu. Bilmiyor musun? Biz zekat devlet malı yemiyoruz veya bize zekat devlet malı helal değildir." diye müdahale etti. Ebu Hureyre Kütubu Sitte 2055. İniş sırasına göre sureler. Parantez içindeki sayılar mushaflardaki sıra numaralarına aittir. 1. Alak 96. 2. Kalem 68. 3. Müzzemmil 73. 4. Müddessir 74. 5. Fatiha 1. 6.

Adiyat 100 15 Kevser 108 16 Tekasür 102 17 Maun 107 18 Kafirun 109 19 Fil 105 20 Felak 113 21 Nas 114 22 İhlas

101 31 Kıyamet 75 32 Hümeze 104 33 Mürselat 77 34 Kaf 50 35 belet 90 36 Tarık 86 37 Kamer 54 38. Sad. 38. 39. Araf. 7. 40. Cin. 72. 41. Yasin. 36. 42. Furkan. 25. 43. Fatır. 35. 44. Meryem. 19. 45. Taha. 30.

41 62 Şura 42 63 Zuhruf 43 64 Duhan 44 65 Casiye 45 66 Ahkaf 46 67 Zariyat 51 68 Gâşiye 88. 69. Kef 18. 70. Nahl 16. 71. Nuh 71. 72. İbrahim 14. 73. Enbiya 21. 74. Müminun 23. 75. Secde 32. 76. Tur 52.

84. Rum 30. 85. Ankebut 29. 86. Mütaffifin 83. 87. Bakara 2. 88. Enfal 8. 89. Ali İmran 3. 90. Ahzab 33. 91. Mümtehine 60 92 Nisa 4 93 Zilzal 99 94 Hadid 57 95 Muhammed 47 96 Rad 13 97 Rahman 55 98

Mücadele 58 106 Hucurat 49 107 Tahrim 66 108 Teabün 64 109 Saf 61 110 Cuma 62 111 Fet 48 112 Maide 5 113 Tövbe 9 114 Nasr 110